Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Rızası dairesine hareket ve hayrat kazandırsın inşallah. bugün Dima kaç? 202. 202. Bugün en kaçı 307 2022 Arnavutköy'deyiz. Vicdan kaç? 20 26. Vicdan nasıl ki sesi yansıtan doğa mağara veya plak, sesi sana geri döndürdüğü gibi döndürdüğü gibi. sizde yok mu telefonunuz az? E tamam size hemen birbirinize aktarın işte. Uyanık olun, talep edin. Kendinize sahip olun, kendinize mukayyet olun. Kendinize merhametli olun, kendinize şefkatli olun. Kendinize zaman ayırın. Durup dururken mutlu olamazsınız. Durup dururken alim olamazsınız. Talep etmeyince verilmeyecektir size. Böyle bir şey yok. İsteyin. Daha sesi bize yansıtıyor. Döndürüyor yani. Allah diyorsun. Allah diyor. Geri döndürüyor. İşittirdiği gibi düşünce, fikir, ilim ve fiillerimizin ta ötelere alemi gaybın köşelerine gidip anlam kazanıp bize döndürülüp işittirilen sistemin adı da vicdandır. Çok tuhaf. Evet ya. Çok garip bir daha. Bak şimdi. Doktor. Allah dedik hiç böyle daha e, yansıtan daha karşılaştın mı? Ben e, Karadeniz'de karşılaştım Bu şeyin e, yeri de söyleyeyim size Taybin Yaylası diyorlar onu geçtikten sonra e, Ya kıyan e, ka, e, Kaya mı yansı yok. Çağran kaya Çağran kaya öy yapıyor sana yansıtıyor. Allah, Allah diyor böyle. Daha geniş ağız. Ben Allah diyorum şu kadar ince. O, Allah diyor böyle. Ağız ve mağara. Çağıran kayadı. Yeri de söylüyorum gidin deneyin. Ben sifonu onu denemek için gittim oraya. Çünkü bedava verilmiyor. Şu anda siz fikir duyuyorsunuz. Ben yaşadım. Ha tamam. Buraya geldiniz şimdi. Bunu vicdanda kullanacağım. Nasıl ki sesi yansıtan doğa da sesi sana geri döndürdüğü gibi. Ama insan mı? İnsan gibi konuşuyor ama. İnsan gibi konuşuyor. Bu konuşmuyor. Sana yansıtıyor. Döndürüp işittirdiği gibi. İyi dinleyin bundan sonra. Düşünce gönderiyorum. Düşünceyi gönderiyorum. Git fikri gönderiyorum. Git ileriye. Yani soğanın kabuğu gibi ilim. Paket yapın şuraya bakın. Düşüncemi koy tencereye. Fikirleri koy tencereye. İlmi koy tencereye. Fiillerimizi koy tencereye. Dört tane oldu mu abim? Ta ötelere, alemi gaybın köşelerine onları gönderiyorum. Gidiyor. Orada anlam kazanıyor. Ve bize döndürülüp işittiriliyor. Onun adı vicdandır. Yani doğru yaptın, yanlış yaptın diyen o bak vicdan, yanlış yaptın yanlış aklın aklı ya vicdan ötelerin buradaki macel karşılığı ya vicdan Haşir meydanının küçük bir nümenesi yani ne sorulacağını soruluyor ne cevap verileceğini cevaplıyor bize orada ne sorulacak sana soruyor vicdan soruyor bak yanlış yaptın diyor tevil etme başına bana yaparsın onu yapamazsın onu yapamam yani cevabını cevabı da veriyor bak diyor sana bu sorulacak diyor. Cevabın da böyle olacak ama kabul edilmeyecek diyor. Hepsini söylüyor. Hepsini söylüyor. E nereden biliyor? Diyor, o çağıran kaya gibi gitti. Çapına göre değiştirdi. Yani orada düşün tahayyülümü koy tencereye. Tasavvurumu koy tencereye. E, akıldaki e, şeyleri, bilgi, ilimleri koy tencereye. Tasdiği koy vesaire. Koydun mu abi? Paketledin. Değil mi paketledik. Gönderdik alemin gayba. Şu anda alemi gaybda oluyoruz abi. Zaten gayb ötelerde değil. Bitişik değil ki alemi gayb. Alemi şehadetin. Aynı yerdeler yani. Alemi şehadet, alemi gaybın üzerine tentenin perdedir. Yani bu suyu örtmemiş ki. Odun dumanı ve nuru örtmemiş. Onun donmuş hali. Duman, nur, ısı, ışığın donmuş hali odundur suyun donmuş hali buzdur. Yani bu suyu örtmemiş öyle bir şey yok ki yani. Alemi şahadet gaybı örtmemiş. Donmuş hali bu. Alemi şahadet esmayı örtmemiş. Esmanın donmuş hali. Allah'ın nuru semavat ve Allah'ın nuru evveldir, ahirdir, zardır, batırdır. Esmanın donmuş halidir. Biz onun içindeyiz. Allah'a böyle gidilecek değil. Zaten onun içindeyiz. Yani onun içindeyiz zaten. Bir, nereye gidilecek? Ne, onun dışı mı var ki? Esmaların dışı mı var ki oraya gidilecek bir şey? Biz o, o orada biz burada vefat ettik de gidiyoruz. Biz zaten Allah'ın Allah, ın, Allah ın, zaten esmaların donmuş haliyiz. İçinde değiliz, dışında değiliz. Evveli değiliz, ahiri değiliz. Donmuş haliyiz, sıfatıyız. Esmaların donmuş haliyiz. Bir benlik yok ki, bir vücut yok ki, farklı bir şey yok ki. Yani esmaların cil ve cemal nakış sanatıyız. Kısacası. Bu beden bu. Tamam ve o yalçın ka şeye, çağıran kaya gibi gönderme sistemi fiillerimizi, düşüncelerimizi, e hayallerimizi, bilgilerimizi, malumatlarımızı. Ya doğru mu acaba ya bu bilgi? Bunlar doğru olduğunu kim söylüyor? Onu koyuyoruz şeye bir sisteme. Onun adı sistem vicdan. Git kardeşim bak hele ya. Gidiyor nerelere gidiyorsa alemi gaybın alemlerine hesaplarını gördürüyorlar. Baksana memur bey bakar mısın bu? Kimi bu? Hasan'ın. Ondan sonra alıyorlar öteler. Bakıyorlar bakıyorlar bakıyor. Almadı oldu. Git ona ver. Bunu eksikliği var düzeltsin. Karşımıza gelmesin bir daha böyle gelmesin. Zaten gelecek ahiret o vefatında. Ondan önce düzeltme provası yani. Deneme yani. Arabayı tamir ederiz. Sonra piste çıkarız. Deneye yaparız. Olmadı. Burayı da ayarla. Git. Vicdana diyorlar ki git Hasan'a söyle. Burayı düzeltsin. Bunu da düzeltsin. Tamam. Bunu kalitesini yükselsin. Bundan uzak dursun. Bunu hayatına toplasın. Bunu hayatından çıkarsın. Bunu hayatından da bölsün. Akıllı olsun. Bak. Şimdi bu deneme. Hani gidip ya keşke bir şey, tekrarı yok ki düzeltiyor. Yok tekrarı var kardeşim. Işte, tekrar Gönderdik. Öteler bunu talil etti, tahkik etti. Geri geldi. Ve diyor ki yanlış yaptın Akıl Efendi. Hasan yanlış yaptın, yanlış söyledin. Haksızsın, doğrusun. Bu iyi. Bu yanlış. Bu şey. Hadi bakalım düzelt İşte sistemin adı vicdan. Zaman Kaydına girmeyen sistemdir vicdan. Zaman kaydına girmiyor. Zaman arkasıdır. Biliyorsunuz zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur, vücut alıcısı vardır. Tabii ki vücut alıcısı var deyince böyle cahil cahil böyle cesettir zannetmeyin. Artık onlar bilenler böyle atomik şey değil yani. Yani nefsül emri bir hakikattır zaman. Nefsül emridir. Tamam Zaman. E, hakikati hakikatı lef-i mahve ispattadır hakikat. E, kanuniyet insandadır. Fiili hali alem-i şehadette eylemlerimizdedir zaman. Değer esmasıdır yani. Değer esması cansız olur mu? Değer. Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Değer esması esma cansız olur mu? şuursuz olur mu? topraktan cansız topraktan haya çıkacak değer esması o zaman zaman canlıdır ruhludur şuurluysa kime nasıl akacağını bilir uçaktan korkana bir buçuk saatlik uçak yolculuğu bir haftalık sıkıntıyı çektirdiği gibi yerde olan böyle mutlu bir anda ve 10 saatta bir saatte gibi geçiriyor Demek ki niçin buna girdim? Vicdan esmaların arkasında olduğu için esmaların arkasına der esmasına kayıtlı değildir. Onun için der esmasının kaydının dışında olduğundan alemi gayb ve alemi şahadeti bütünlük yaşıyor. Bu sistem bizde yani biz biz konuşuyoruz biliyor musunuz? Bir araba tamir etmiyoruz. Böyle bakarken buraya bakıyoruz. Düşünürken düşünüyoruz yani. Aklımızla aklımıza mukayet, vicdanımızla vicdanımıza mukayet oluyoruz, keşfediyoruz. Zaman kaydına girmeyen sistemdir vicdan. Zaman kaydına girmiyor. Abi sıfat tarafımız mı diyor yani? Nasıl anladın <laughs> onu? Şimdi biliyorsun bütün esmaların şeyi kalpte, e, vicdan daha şeyde ortada bir yer. Yani vicdan İrade var, zihin var, his var, latife i Rabbani, bütünlüğü. Biraz da gideyim. Vicdan denilen bir sistem sıbutu sıfat değil, esma değil. Ondan sonra zatı sıfat değil. Berzah işte ondan yani. Böyle vücudu bundan değil, bundan da değil. Mesela almış ama hani yamalanmış bir bohça gibi. İradeden almış. Sıfıtı sıfat var içinde. Vicdan nedir? İrade var. İrade sıfıtı sıfattan. Zihin var. E, alemi, şeceri hilkatın kanunet itibariyle mekanı, şeceri hilkat var. E, his var. His var. Esmalar. var var. Şunattan şu da alıyor. Sonra e, Latife-i Rabbani'si var. Kalp penceredir şu pencere. Vicdan da seyreden. nezar Bakın seyreden. Öteleri seyrediyor. Allah seyrediyor. Allah görüyor. Müşahedetullah yani vasfesi. E böyle bir karmanın şeyi nasıl diyeyim şudur. Sıfattan almış, şunattan şu almış. Arştan almış gaybtan almış. Almış da almış yani. Acayip bir şey. O zaman bu nedir? Berzahtır. Vicdan Arapçada kullanılan sembolik sembolik bir ifadedir. Arapçada kullanılan sembol bir ifadedir. Vece de fiil kökünden hep konuşuruz da tekrar ediyorum ki otursun diye. Vecede yani vicdan, vecede Arapça kökünden, fiil kökünden türetilmiştir. Vecede fiilinin mastar kalıbı olan el vücut, beş duyu or organı aracılığıyla bulma ifade eder. Yani vücut da vicdan da aynı kökten geliyor. Vücut vecede, vicdan vecede. Peki vücut ne? 5 tane yani 7 tane duyguyla tanımlanıp vücut kazanıyormuş. Mesela göz basar. Bak ne besliyor? Vicdanı ve vücudu kim besliyor? Basar besliyor. Semi besliyor. Göz besliyor, dil besliyor. 5 tane, yedi tane duyguyla beslenip vücut buluyor. Vücut buluyor. Vücut bulduğu yer. Berzah ama vücut buluyor. Yani 5 7 tane duygu organ aracılığıyla peki vücut nedir? Bulmaktır. Bu makamda vicdan buluyor onu. Vücut bulan kim? Mevcudat mı? Ee, yok. Vücudu bulan vicdan. Kendisi buluyor. Vücudu buluyor da mevcudatı mı vücuda? Ha, hayır. Mevcudatı vücuda vücudu mevcudata dönüştürüyor. Yani öteyi bu tarafa, bu tarafa öte tarafa çeviren bir berza. Yani diyoruz ya çok akıllı ama çok vicdansız adam. Yani vücut bulmamış. Adem atıyor. Yani öte taraf dediğimiz neresi abi? Neresi olabilir Yasin? Gayb. Yani sıfattan... Alemi gayb. Öteler ya. Hmm. Yasin abi fıtrat ve vicdan akla bir penceredir diyor ya mesela. Fıtrat kavramından yaklaşacak olsak vicdanı tarif ederken. Ee, fıtrat onu daha önce işlemiştik. Daha önce işlemiştik. Vicdan fıtrat asliyedir. Fıtratı e, selimedir. Aslı fıtrattır. Seniye değildir. İkinci fıtrat değildir. İlk fıtrat yaratılış demektir. Zaten vicdanın tanımlarında okumuştuk. Fıtrat demektir. Hırkat değildir. Hırkat yaradılıştır e, yaratılıştır. Fıtrat olmaktır. Kanun ve namus gibi. Yani mesela bunlar hep hılkat, yaratılmıştır. Ben de yaratılmışım ama bu tahtadır, ben insanım. Bu, bunun tahta, benim insan olmama fıtrat. Bunun da yaratılması. Allah yarattı, beni de Allah yarattı. Bu hılkat. Fark anladık değil mi? fıtratta da Peki, hılkat. Aslında veced derken, vicdan. De biraz devam edelim. Biraz da devam edelim. Maziden biraz da şeyin olacaktı ki, bu bu soruların olmaz. Bu az önce konuştuğunuz meyanla ilgili vicdan fikret abiden de biraz da kuvvet olarak mevcuda dönüştürme fıtraten haşa diyerek söyleyeyim... halk etme mevcut etme veya mevcuttan kaldırma... yok halk etme yani şey yok var yok o halk etme halk etmeyi dima yapıyor dima yoku var varı yok eden bir sistemdir vehim yapıyor. Hatta o kadar acayip bir sistem ki Dima'da şirki bile var edebiliyor. nefs i lemirde hakikatta şirk yoktur. Ama kafasızın kafasında şirk var. Şirk var. Yani e, dün akşam o şirkin ne olduğunu elektriğin akması için artıdan eksiye e, geçmesi gerekiyor. Elektrik akımı... Fizikten kullandık ama kafasız olduğunuz için maalesef katılmadınız yani. Sonra da doktora ilaç vereceksin. Sonradan da böyle hususi şey istiyorsunuz yani. Yere çakacağım ki belki biraz düzeliriz yani. Hiçbir bahaneniz yoktur gelmenin. Şimdi niye dedim? Dün akşam bu bahsedildi. Niye? O kadar acayip bir şeydi ki. İman pozitiftir. Yani niye şir şirke kainatta yok da insanda var. Şirke niye koymuş? Elektrik akıma o akmaz yani. Eksi kutup olmadan aksi, artiden elektrik akmıyor. Ademsiz vücut olmuyor. Sırf onu kavramak için yapacaksınız yani sahipleneceksiniz. Şimdi şirk olmasın. İman yoktur. Adem yoktur. Vücut yoktur. Ama kainatta yok. Bu elektriğin akması için bir yerde yol olması lazım. İman pozitif. Nasıl akacak akmaz ki durur her şey durur. Küfrü kaldırırsanız kainat donar. O kadar lazım yani. Ne diyorsun ya? Kafasının kafasında var yani. Niye var? Ben yapmadım hoşu tövbe. Niye yapmış? Donukluktan çıkarmış. Ondandır ki şimdi iyi dinleyin. Alimler vesveseden kurtulur ama vehimden kurtulamaz. Vesvese eylemseldir, tahariye dairdir, ciddiyete vesiledir. Tahavunu def eder. Yani tahavun tahari ve bir de üç tane olacak. Tahavun, tahavun. yani bilirsen vesveseden kurtulursun. Alim bunu çözdü. Alim vesvese yaşar, vehim yaşamaz. Vehim küfürden de besleniyor. Olmayan şeyden de besleniyor. Halik ismi gözüküyor orada. Halik ismi azami derecede. Varı yok ediyor, yoku var ediyor. Vehim böyle bir sistem. Çok tuhaf. Ve bu sistemi peşine düştüm. Niye var ya? Kafasızın kafasında bu şirk niye var ya? İmanı tanımlamak için, imana hareketlendirmek için mevcudatı hallaç pamuğu gibi evirip devirip esmaların Hakikat mertebesi çıkması için şirk lazım. Çok tuhaf, Adem lazım vücut için. Küfür imana hizmet eder diyor. İşaret edeceğiz daha. Mesela bir tanesi tenkit ediyormuş böyle. Diyor ki, ya Allah diyor ki diyor Kur'an'dan, Ben ne korkun adam diyor ki diyor. Be Allah korkulacak şey değil. Allah sevilir falan. Adam haklı. Benim kim öyle diyor. Ben sanki kendi fikrimi söyledim alimler demiş ki da böyle lezzet varsa muhabbetullah da ne olur? Hatırladım doktor? Peki o korkmayı hafla anlamış. Aklen kork, haf, hafta lezzet vardır. Allah korkulur ama biber gibi lezzetlidir. İnsana keyif veriyor. E hafullah lezzetli ise muhabbetullah nedir yani? Tamam Adam surette, tamam surette korkul, tamam korktuk. Haf, haf lezzet olur. Ha. Şimdi o elektrik kanunu yaptık dün akşam böyle. Ee, el sağ el kanunu böyle. Manyetik alan, Kabe'den, elden nasıl bir elektrik oluyor? Derste nasıl oluyor bunlar? Koridor nasıl oluyor? Kabe kalp Arş nasıl bir boyut yapıyor? Yani psikoloji nasıl aktif oluyor? Nerede ne oluyor? Onlar e, lazım. Onu dinleyen bir daha dinlesin. Yani o ilk girişi, o Lihye-i saadetten önce kainatta ve insandaki karşılığı nedir? Nasıl bir manyetik alan oluyor? Elektikte de öyle. Hiçbir şey değil. Kalem. Sarıyorsun kabloyu. Oluyor mıknatıs? Nasıl oluyor bu realite işte? Demir koca araba çöplükte demiri eletibi geçiriyorlar vinçte. Arabayı kaldırıyor. Eletibi kesiyor, arabayı bırakıyor. Nasıl oluyor? Hiçbir şey yapmıyor yani. Demir mıknatıs oluyor, mıknatıslıktan çıkıyor, demir oluyor. Dem demir, mıknatıs demir bu. Bunu nerede kullanıyorlar? Hızlı trende kullanıyorlar. Zilde kullanıyorlar. Vinçlerde kullanıyorlar. Manyetik alan yani. Kabe'de kullanıyor. İnsan iç alemde de kullanıyor işte. İmam ve küfür döngüsünde kullanılıyor. Artı eksi de kullanılıyor. Manyetik alan oluyor. Sarval sayısı da sünneti senin ümmet nispetinde oluyor. Buluyorsun işte bu sefer. Manyetik alan olduğu zaman onu yapan sistemi kuran adama bir baktım Deney güya gösteriyor. Orada o tozlar, demir tozları şekilleniyor. Baktım, o adam farkında değil. Ben mesela şeye baktığım zaman, şuna bakar mısın doktor deyince, benim ilk önce elimde olmayan bir nedenle, şimdi bana bunu gösterdin mi? Kesinlikle ilk önce bunu görmüyorum. İlk önce bakıyorum böyle, bunu gafır mı gösterdi? Ona bakarım. Et, et, i̇lk önce etrafta o arkada gözükmeyen, bulanık o resim, o nerede? Ne, bunu nerede çekeyim? Sonra buna o, Elimde değil yani. Çok tuhaf yani. Ben ihtiyarım da değil. Şimdi bu nerede çekmiş? Arkasına ne var? Böyle. Sonra bu anlam yapıyor. Şimdi ne diyeceksin? Deney yapıyor adam. Etrafında demir tozları koymuş. Eletiği geçince hepsi hop toplanıyor. Adamın simasına benzedi. Tozlar. Yani yarık deneyi gibi yani. Tanecik ve parçacık hareketi. Garip bir alem ya. Yani kim ne yapıyorsa ona dönüşüyor. O yar, şey, kayaya git. En son, kimle konuştu? Bütün sesler var orada. Yok olmuyor ki. Burada kimler vardı? Hepsi var yani. Ee, ona ait bir şey söylemiştim size. Eee bir haletle, değişik bir haletti. Dedemle çobanlık yaptığımız yere gitmiştim. Yani bu yaşta ama dedemle dahi okula gitmeden sığır çobanıydık biz. çobanlık köyde. Taşta otururdu, yaslanırdı dedem. Olanı söylüyor. Dedem yaslanırdı taşa, sığır. Biz de çocuk ya, sığır işte sağa sola Oynuyorduk. Taş yüksek ya öyle Ben de yukarıdan şaka yapardım buna. O da bağırırdı falan. Bazen sığırlara takılırdım. Bana ona takılırdım. Ne olacak? 5-6 yaşında, 4 beş yaşındayım. Oraya çıkıp Dedim ya. O değişik haletle. O, o, akşam orada kaldım o dağda. Bundan kaç sene önce işte. Sonra taşa ey gidi dedim. Dedim, dedim şu bakayım dedim. Allah Allah. Oturdum. Baktım böyle kafamda. Ta dedeme kadı geldi. Tamam bu hayal. Sonra dedim mer birbirine bindirilmiş kimler girmiş orada e, düzdü yani. korona oynayanlar mı dersin orada bulunan insanlar mı dersin. Hepsi böyle sanki bildi, bindirilmiş. O kadar korktum ki yani e, taşa tutunarak çık, çıkınca kurtarıyorsun. Yani orada bütün herkes var orada kim var değilse. Taşta bunlar olacak. Hepsi var. Taşta var. Kainatın insanlar. İnsanlar ne olacak? Buna neyi anlatmak istedim? Her şey her yerde bulunuyor. Burada bulunduğumuz yerde tanımlanıyor. Ve herkes her şeyi ötelerden, herkes her alem bu dersten senden haberdar. Ee, ne demiştik? Bir daha okuyayım. Vicdan Arapçada kullanılan sembolik bir ifadedir. Ve vecede fiil kökünden türetilmiştir. Ne demek istedin? Vecede fiilinin mastar kalıbı olan el vücut yedi tane duyu organı alacı, ara, aracılığıyla bulmaktır. Vicdan da buluyor. Tır, 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 tara tara burada altın mı var? Tara 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 varsa buluyor. Böyle. Devam edeyim. Bir şeyin tadını sesini kokusunu sertliğini bulmak fark etmek algılamak yani idrak etmek manasını ifade eder vücut ne demek bir şeyin tadını yani buradan çıkarmıştım ve bunun gibi yerden düşüncelerin kokusu vardır alim Düşüncelerin kokusu herkes farklı koku alır. Düşüncenin kokusu var. Sesin kokusu var. Sesin tadı var. Tatların da sesi var. Tatların sesi olduğu gibi seslerin de tadı var. Kokuların sesi olduğu gibi seslerin de kokuları var. Düşünceler de kokar abiler. Düşüncelerin de sesi var. İçimde diyor göğsümde diyor konuşuyorlar diyor. Nerede konuşuyorlar? İki mahkematta diyor ustad diyor. Sinemde diyor ümit ve emelim diyor birbirlerine konuşuyorlar diyor. İçeride koku alırsın abim. Geçen bununla alakalı sana bakıyor doktorum. Şimdi kullanırsın. Ben şahit oldum. Doğru ve yanlış. Ya da ben diyorum ki sana doktor bunu söyledim. Ben bunu yaptım, ben pencereyi kapattım. Bir daha. Ben bunu yaptım, ben sana bunu söyledim. Pencereyi de kapattım, tüpü de kapattım. Ama öyle değilmiş. Yani ben yalan mı söylüyorum? Bunu aldı mı? Bunak mıyım? Azaymıyorum mı oldum? Yok. Neymiş biliyor musun? Benim buldum. Hafıza ile, mesela tüpü kapatma hafıza da var böyle kapatılır. Hafıza ile tahayyül veya sana söyledim. Konuşma ise tahayül. Ben bunu yaptım ise hafıza ile eylem arasında bir kopukluk oluyor. Hafızadan yaptım gönderiliyor ama tahayülde tahayüle ulaşmamış. Söyledim. Söyledim ama ifade edilmedi. Ama ben söyledim. Yemin ederim. Vallahi söyledim doktor ya. Çünkü abi böyle bir şey demedin ya. Ha, hafızadan çıkan o mana tahayyülde kelama dönüşecekti libas giyecekti hafıza ile tahayyül arasında bir kayıp oluyor elektrikse bir kayıp oluyor bu kaybın adı ya konuşması anlaşılmıyor veya onu dememiş oluyorsun ama dedim diyorsun ne mısın ne kafadan sorun var? Ha, hafıza ile tahayyül arasında bir enerji iletişim sıkıntısı var. Peki niye böyle oluyor? Ya e, stres dedikleri o, olay var. Yani stres nedir? Aşırı düşünmektir. Dedim ya biraz önce. Herkes alimlerde dayı, ve VSS'den kurtulabilir ama vehimden kurtulamaz. Vehimi çünkü küfür de işletiyor. O için nasıl oluyor ya ben bu kadar bu olayı bildiğim halde bu kadar şey vehimin, kanunetin babasını bildim ya. Niye garip garip düşüncelerden kurtulamıyorum? Düşünceler hakikat boşlukları olduğu için o mutlaka lazım. Yükseldikçe vehimin de değişiyor. Yükseldikçe vehim değişiyor. Vesvese eylemseldir. Oruçta şey, ve sesen oldu. Öğrendin düzeldi. Efendim, ya namazı talimin olmadı. Rabbime dikkat ederim. Hafız beni bir dinle derim. Tamam. Davet ses etmem. Ama vehim öyle değil. Durmaz bu. Peki ne yapılır? Bunu istikamete nasıl konulur? Savaşarak başına bela alırsın. Olmayacak bir şeyi kendine talep etmek, kendine kötülük yapmaktır. Muhali talep etmek kendine kötülük. Peki nedir? Hakikatla meşgul olup o kenarda durur. Yani meşguliyetin olacak. Kimin psikoloji sıkıntısı varsa hakikat meşguliyetinden uzak olduğu için vardır. Eğer doktor meşguliyet, doktor teslimiyeti olursa vehim yok olmaz. Sana basamak olur, merdiven olur, anlam kazandırır vehimler vehimler mutlaka lazım. Çünkü vehim sanki Halik ismine mazar oldukları için ifrat ve tefrit ve vasatı var bunun. Vasatı meleklerden, ifratı şeytanlardan, tefriti nefse mareden üflüyor. Ustad diyor ki bir hannas diyor dimana üflüyor diyor. Şimdi vasat tefrit, e ifrat e, şirki üflüyor. Var yani Halik ismi gibi var ediyor. Yoku var ediyor. Bir sürü aklımızda zanlar dolaşıyor. Oo, neler oluyor neler. Ha, demek ki hafıza ile mesela, kelam ağzımdan lisan var. Kelam var. Kelam gözükmez. Ağzımdan çıkan kelamdır. Şey lisan. Kelam da arkada. Lisan. Tamam. Şimdi da Ali'ye bunu söylemem lazım. söylem. Ali bu mumu şöyle yap. Sonra Ali dedim. Ali, Ali ne yapmadın? Ne ya abi? E, mumu böyle yap dedim sana. O yok abi öyle bir şey demedin ya. Lan dedim ya. Biraz önce dedim ya. seni Allah Allah. Ya ben kafayı yedim diyeceksin. Ya abi sen oynattın. Ha, demek ki e, kelamın lisana dönüşmesi için, elbise giymesi için tahayyülde libas giyer der. Bir baskıya. Oraya gelirken bir kayıp oluyor. Kayıp olunca. Ama ben gönderdim. Merkez dedi ki biz gönderdik abi. Evrak gitti. E, o diyor ki bana gelmedi. O zaman kargoda iş var. Takip cihazın çalışacak. Takip cihazında ne var? Aşırı yoğunluk var. Aşırı yoğunluk var. Sade yaşamaya bak. Yani kısacası yoğunlukta nasıl kurtulacağım? Terkinli çoğalt terkini çoğaltmadıkça hiçbir şeye muvaffak olamayız. Her şey terke bağlı. Her şey terke bağlı. İsteklerini, arzularımızı meşru daireye oturtmak için terk çoğalması lazım. Psikoloji sorunu mu var abi? Terkini çoğalt. Kendime mukayyet değilim abim. Terkini çoğalt Hasan. Herkes layık olduğu ve liyakat kesbettiği yerdedir. Çok tuhaf bu Halik ismi burada çalışıyor. Dedim ya bu alimler yani çalışılıyor, çalışıyoruz. Herkes çalışıyor da bu vehimli, vehim yok olmaz. Çünkü kafasızın kafasında şirk var oldukça şirk esmaları esmalarla çarpıştırıyor, mertebe çıkıyor. Celali, ile çarpıştırarak kemal çıkıyor. Bitmez bu. Bir şey söyleyeyim mi size? Haşirde de var vehim. Soracaklar bunu niye yaptın dedim. Şu için öyle değil ya falan. Karşılıklı münazara. Ve, e, ve ses öyle değil ki. Abdest aldım ne aldım ha? Böyle yıkadım. ay yıkadım. Bunun daha vesvesesi olur. vesvese olmaz. Vesvese öp de başına koy. Vehim duman ediyor. Şirk bile işletiyor yani. Böyle bilince insan ne kadar rahatlıyor. Vay diyorsun sakın savaşma. Kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Kurtulmaya çalışırsan şiddetlenir, duman eder. Yani devam ediyorum. Şu vicdan neymiş? Sistemimizi haşırı gittikten. sürpriz olmasın kardeşim ya. Sürpriz olmasın. Ne yapıyoruz ya? Çalıştığımız bir sistem doğru mu? Bu cemaat doğru mu bize? Yani bana uygun mu? Vicdanını at sorguluyor, getiriyor. Sana uygun değil diyor. Veya burayı düzeltsinler diyor. Bak vicdan diyor ki abi diyor. Bana diyor. Abi diyor. Dediler ki bana ötelerden bunu düzeltsin. Bunu da yanlış yapıyor. Bu eksik. Bu iyi. Bunu çoğaltsın. Bunu da terklerin çoğaltsın. Bak burada illallah var ama la ilahesi yok. Videolara çok giriyor. Zamanı yok kendisine. Kim yapıyor bunu? Vicdan denen bir sistem. La ilahe az olunca illallah çok olsa ne olur? Gurur olur. Gurur kibir olur. Yani ameline insan güvenir. Allah'a, la ilahesi az, illallah'ası çok. Ameli çok olunca, terkleri az olunca, kendi terkime etmeyince davaya kalkıyor. Görüyor musun bak? İlmi çok olmak Aynı çok olmak gibi, çok acayip bir sistem. Ya dün dedim ki bu millete dedin sen günahlarınızı hayal edin, Peygamberi ziyaret ediyorsunuz. Peygamberin saçı DNA'sında kendisi var, temesül ediyor Peygamber burada. Yani bir kaza değil bu, organı saçı bu, DNA'sı temesül var, sirayet var. Yani onu yani ziyaret edince burada ziyaret açtı mı? Günahınızı hayal edin silinsin. Ondan sonra bu dedim acaba hakikaten silindi mi ya siliniyor mu? Peygamberin denası zerresine bile temesül diyor ya Allah Resulü. Çünkü saç kaç gün senin saçı durur toprakta? Saç çürür kardeşim. 1400 sene demeli çürümüyor. Bir de uzuyor demek hayatlı. Gölgesi de yok yanmıyor. Kendisi işte. E günahınızı hayal edin. Öyle şey yaptım. Dedi ki bak haf esmadadır. Ama şunat-ı zatide haf yok. Onun için tabi ki affedildi. Yani çok tuhaf ya. Acayip sistem. Böyle bunlar tefekkür ettikçe o sistemde yoğurluyorsun yani. Sistem. Bu akılla çözülecek şey mi bu? Ben bu soruyu soruyorum. Onlar ötekiler diyor ki vicdan, ya haf esmadır. Haf diye şunat-ı var mı? Şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i menezem, surur, şefk var. Bak orada haf yok. İşte Daha ne haf ediyorsun? Haf esmada geç artık. Orada e, peygamber, peygamberin saçında kendisi var. Deneo. E, zaten uzuyor. Uzuyup da kesiyorlar. Onun için çoğaltıyorlar. Saç uzuyor. Yanmıyor. Gölgesi düşmüyor. Hırkay-ı şerif üveysi kaysanı... Karaniye gönderdi. Ulan size şeyi gönderdi. Saçını gönderdi ya. Kendisi onaylamasa sana onaylattırır mı? Onaylattırır seni. Hem de e, buraya girdi. Bu yeni bine. Peygamber onaylattırmasa nasıl girecek bu şeyi? Ve ihtiyarımızda olan bir şey de değil. Yani çok tuhaf şeyler oluyor. Iskaladın mı ıskalandın. Iskaladın ıskaladın. Bitti o. O geçti. Geçmiş olsun. Ya. Evet. Yani subuti sıfatlarla belirlenen vücuda zatı sıfattaki vücuda mazar olunur. Bak. subuti sıfatlarla belirlenen vücut. Yani vücut nedir? Zati sıfat var ya. Vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetun, lil havadis vesaire diyor. Oradaki vücut bir alt mertebede bulunan subuti sıfatlar var ya ilim, irade, sen, basar, kudret. O yedi tane subuti sıfatların bütünsel hali vücut kazanıyor. Anladık mı burayı biraz? Bak subuti sıfatta ilim, irade, sen, basar, kudret, hayat, kelam yok mu? Var. İşte bu sıvıtı sıfatların eylemsel bütünlüğüyle vücut bir şey oluyor. Onun adı vücuttur. Çok tuhaf. Bir daha subutu sıfatlarla belirlenen vücuda zatı sıfattaki vücuda mazar olunur. İşte bu şuur ikinci şuurla zatı vacibül vücudun vücudun var etmesiyle varım şuuru vicdandaki ikinci şuurla oluyor. Ha peki metni okuyayım da şey yapacağım döneceğim. Birinci şuurla dimağın bütünlüğüyle yani iki tane şuur var. Bir dimadaki şuur ve vi, vicdandaki şuur. Dimadaki şuur dimağın bütünselliğidir. E, vicdandaki ikinci şuur vicdanın bütünselliğidir. Yani irade, vicdanda irade var, zihin var, his var, latife-i rabbani var. Bunların bütünsel hali ikinci şuur. Ta tasavvur, takul, takul, tasdik, Şimdi bir şey anlatacağım. Bunlar da birinci şuur. Tamam. Yani ben bir okuyayım. Birinci şuurla <laughs> benim okuduğum ben anlamaya çalışıyorum. Birinci şuurla diman bütünlüğüyle ki kafirlerde varlık şuuru var ama varım diyebiliyor fakat vacibul vücudun vücuduyla olduğunu bilmiyor. Bunu da birinci şuur yapar. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar geleyim. Acayip bir şey. Çok hoş bir yer. Madumun zıttı olan vücut, şuuru yani içsel şuur, içsel farkındalık. içsel farkındalığın ve şuurun ile ben varım yani yokluğa, maduma zıt olarak varım şuurunu haykıran vicdan. Hatta varlığını ötelere onaylandırandır. Şu, bir daha okuyayım. Bunu oku, buraya okuyayım kesiyorum. Abiler, subutu sıfatların bütünsel hali, eylemsel haliyle ortaya çıkan sonuca vücut deniliyor. Sen de, biz de ne kadar subutu sıfat aktifse o kadar vücut buluyoruz. İşte bu şuur, işte bu şuur, ikinci şuurla zatil vacibul vücudun var etmesiyle varım. Yani ee, var etmesiyle varım. Şuur vicdandaki ikinci şuurla oluyor. Birinci şuurla yani kafirde şu var. Kafada tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik izanı var. İtikadı da var. Batıla. Bunda şuur var. Kafirde bu şuur var. Ne işe yarıyor bu iki şuur? Ee, varlığı tanımlıyor. Vardır diyor. Tamam Varım diyor, yani var diyor. Ben de varım diyor. Neyle yapıyor bunu? Birinci şuurla. Ha, İkinci şuur aktif olursa, ikinci şuur aktif olursa kendisini Allah ile tanımlıyor, kendisini ahirette tanımlıyor. Kendi olduğunu fark ediyor. Abi. Evet. Şu, Kendi ediyor. bak şimdi. Bu defter var mı abi? Var. Biliyor mu kendisi? Bilmiyor. Bu masa var mı? Var. Kendisi biliyor mu? Bilmiyor. Ben bil ben var mıyım? Varım. Varlığımı biliyor muyum? Bir şartla. Varım, yerim, içerim, babayım, komutanım, şuyum, buyum. Bu birinci şuur. İmandan öncedir bu şuur. Hangi şuur? Ben varım. Kör dahi olsam, sakat dahi olsam, tahta değilim, o değilim, bu değilim. Ben varım. Varım. Var ol olabilmem için Allah Allah lazım yani mut, yani Adem'i mutlak zaten yok. Adem'i sırftan ve Adem'den. Adem'i sırftan Adem'e. Adem'den de ilme. ilimden de vücut sahasına çıktım. İşte bu varım diyebilmeknin içsel alimdeki ifadesi imandır. İşte varım diyebilmek var ya bu varım. Ben varım. Şuurlu hali bu vicdandaki şuur yapıyormuş varım diyebilmek. Ben varım. Ya bak şimdi. Birinci şuurla dimağın bütünlüğüyle ki yani birinci şuur nedir? Dimağın bütünlüğüyle kafirlerde varlık şuuru var. Ama varım diyebiliyor fakat vacibul vücudun vücuduyla olduğunu bilmiyor. Kendisini eşya ile tanımlıyor. Mesela arabam var. Arabası yok. Zenginim. Mesela hastaneye gitmiyorum. Giden var. Sağlıklıyım. Kendisini çevresiyle vesaireyle kıyas ederek tanımlıyor. Bu hariçle. He? Ariçle doğru yani kendisini tanımladığı alem, şahit olduğu beş duygusuyla, şahit olduğu alemle tanımlama birinci şuur yapıyor. Fakat madumun zıttı olan madum yok. Vücut. Bak madumun zıttı nedir? Vücuttur. Vücut şuuru yani vücut şuuru ne demek? Dışsal şuurluluk birinci şuur. İçsel şuurluluk kalp, ruh, his, latife, merhamet, şefkat, gaypler, ebetler, arzular, istekler, meyiller. İçsel yapının bütünsel bütünsel bütünlüğü bu içsel şuur deniliyor. İçsel şuur. İçsel şuur vicdanı şuurdur. Dışsal şuur dışsaldır. Yani dima aittir. Dima'daki şuur dışsaldır. Yani mevcudata aittir. Varlığa aittir. Vicdandaki şuur ise zannediyor ki ikisi farklı şey. Aynı ama hayır ismi aynı. Şuur şuur. Birinci şuur ikinci şuur. İkinci şuur içsel şuur. Nedir o? Onu tanımlıyor. Madumun zıttı olan vücut. Madum vücudun zıttıdır. Adem yani. İçsel bütünsel farkındalığımız kadar vicdan şuurumuz oluyor. İçsel farkındalığın, içsel şuurun ile ben varım. Ne demek ben varım? Yokluğa rağmen, maduma rağmen ben varım diyebilmek. Yok madum değilim. Hiçlikte değilim. Taş değilim. Toprak değilim. Ağaç değilim hayvan değilim, kafir değilim, o değilim o değilim. Ben varım. Bana has bir varlık var. Bu varlık bilinci, varlık şuuru e, dişsal değil. Elma ile, sığırla, kedi ile, köpek kıyaslanarak bu varlık şuuru değil. İçsel e, şuur maduma, yokluğa ben yoktum. Ezeli ve ebedi yoktum. Allah vardı. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir vücut yoktu. Mahluk yoktu. Ben de yoktum. Allah'ın ilminde vardım. Bu Allah'ın Allah'ta olmam, vardım ezeli ebedi Allah'ta vardım. İçsel şuur işte bu vicdan yapıyor. Varım diyebilmek. Bu tanımlamayı Allah ile yapıyor. Ama kalitesini ne artırıyor? mahluk oluşu. Mahluk vacibin en zıttıdır. En kesif en camidir. Her derin böyle gene de diyeceğim. İnsan böyle kalitesi artması için böyle insanı mahlukattan çıkartma şeyler var, gayretleri var. Tam tersine yani Cebrail aleyhisselam bile Dihye suretine girmiş. Ulan ben Dihye'yi de neye çıkayım? Neye çıkayım yani? Ben niye latif olayım? Kesif daha iyi. Daha cami. Karanlık ne kadar kesif olursa nur o kadar cami olur. Yani bunun kıymeti var ya. Anlatamıyorum ki. İşte bunu bu söylüyor ya. İçsel farkındalık. İkinci şuur. Artık ne anlatabildiğimse. Hasan abi birinci şuur Rahman'a ikinci şuur Rahim'e mi bakıyorsun? Aynen çok güzel oldu. Evet oturdu. Güzel. Hatta varlığını iyi dinleyin şimdi ikinci şuur vicdanı şuurla farkındalığın oldu mu? Hatta varlığımı ben varım mı ötelerle onaylattırıyorsun. Varsın diyorlar bana. Evet varsın. Bunu vicdan yapıyor. Te, tevhidin şu anı neşeder diyor ya. Tevhid de bu zaten. Sır ihlas yani. Bir de bir de okuyayım şunu. Hatta varlığını ötelere onaylattırmaktır. Yani vicdani şuur. Eninin bir emanet olduğunu fark edebilen mi yani? Artık bu, bu kanunu yakaladıksa çok şükür. Artık her türlü şeyi çoğaltabilirsiniz. Vesali'den buradan hani tam yerine oturmaya çalışıyorum da yani oradaki benlik bile yani emanet olduğu Bak şimdi bu taraftan bu taraftan gönderiliyor vicdana koyuyoruz farkındalık şuuru bilinci oradan gelen onaylanmanın adı şuur. Vücut oluyor Vücut çıkıyor işte o. İkinci şuur vücut yani. Zaten Şimdi ben burada e, mesela adam gayret eder ama onaylanmaz. Hani namazda da öyle geçiyor ya 9. sözde. Şey 16. sözde. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile <laughs> ru onaylanmasa evet. namaz kılamaz. Yani ne onaylanmıyor? Onaylanmıyorsun kardeş. Onaylanmıyorsun. Ben bilmem. Bir tanesi dediği gibi. Allah kainatı ne yarattı dedi. Dedim ki muhabbetli bir sebebi muhabbet. E niye sevdi dedi. Git ona sorarsın. Nasıl soracağım dedi. Bu beşinci kattan dedim. Atlarsın balıklama. Geçersin. Sonra karşına çıkacak birileri çıkacak. iki kişi çıkacak. O zaman niye böyle yaptın deyince beni niye yarattı diye sormak için geldim dersin dedi. beni buluyor yani Allah'ın hikmeti ya. Yani. Hasan abi şöyle anlamak için şey yapıyorum da ben He. birinci şuurda e, tahakkül e, vahye tabi olmazsa sol taraftan gidiyor manayı ismiyle bakıyor ya eğer ki, doğru. Taraftan, sağ taraftan gidiyor, de, doğru. Abiler bu sistemi mesela yakaladık mı? O Rahman ve Rahim dedi doğru. Bu dedi ki ihlas. İhlas değil. Sırrı ihlastır o. İhlas kafirde vardır. Sırrı ihlas yoktur. Kafirde ihlas vardır. Birinci şuur birinci ihlastır. Sırrı ihlas ikinci şuurla olur. Onda yoktur. Ee, tevhid vardır kafirde. Ama şirk var. Şirkle beraber. Sırrı tevit yok. Yani mana ismana artık bir sistemi öğrendik. Vücut, şey, vicdan buradan gönderiyoruz. Bir bak hele. Ondan sonra oradan gelen cevap farklı oluyor. Oradan gelen cevap vücut. Buradan gönderilen şuur. Ondan sonra oradan gelenle vücut buluyoruz. Yani onaylattırıyoruz ya. Yani bugün ben derse geldim. Hakikaten eee koy vicdana bugün derse geldim. Vicdanınız ne diyor? İyi yaptın. Kötü yaptın. Bilmem ne yaptın. Ne diyor? Aniden hemen götürülüyor. On orada ne deniliyorsa geliyor. Şöyle oldu, böyle oldu. Sana konuşuyorlar. Ötelerden konuşma yeri. Aizesi. Hasan abi en kesik burası değil mi? Evet. Yüzünün en kalitelisi burası mı? Burası. Efe, fark etmeden şahit olmadan gittik. Geçmiş olsun. kazansak bile daha şey, latif bir şey. Ya bir mesela vardır, neyi bekliyor adam? Kur'an'ın ilk muhatabı avamdır. Avamda ekserisi cennet diye. Değil mi? Öyle değil mi? Kur'an'ın ilk muhatabı avamdır. Yüzde avamdır diyor. Risale'dekiyle söylüyorum ben. Kur'an'ın da rahmetenil alemin olmasının şeyi ekseriyete hitap etmesidir. Ekseriyetinde Kur'an cenneti gaye gösteriyor. Öyle mi? Ama şakirtlerine cenneti gaye yaptırmıyor. Öyle mi doktor? Nur talibesi, usta. Cenneti gaye yaptırmıyor. Rıza ilahi. Hepsi burada. Bilirsen ama tabii. Mesela bunun farkındalığı. Farkındalığı olacak bu. Bu da vicdanda oluyor. Evet. Yani vicdan ikinci şu nasıl inkişaf edecek? Terklerini çoğalacak. Yani en son bu dersten çıkacağız. Tam da ne yapacağız bu işi şey, anlatılan şeyleri? Ne diyecektim? Şimdi söylüyorum. Terkini çoğalacak. Ha, terkini çoğalacak. Mesela kesin buluyor mu abi terk çoğaltan kişi? Yani takva sahibi kişi kesin buluyor. Meniyattan ve günahlardan iştirak edince Allah konuşuyor. Onun artık yürüyen ayağı, gören gözü, tutan eli, işiten kulağı oluyorum diyor. Artık devre dişi oluyor. Bir kahve yap Z Zübeyir. Gerçi ustad Zübeyir abi demiş ama Ali böyle bir şey yapmamış. Aklından da şey gidiyor, kahve yapmamayı terk edeyim. Sana diye. <laughs> Yapma ya. <laughs> bak Cenab-ı bak, oldun bak şey, nasıl iletişim var. Bak lisansız. Hasan abi. Allah diyorsunuz da çekerken. Burada bir akım oluşuyor. Bunu düşünüyordum. Onu anlattınız. Dün akşam. Dün akşam. Ya iki hafta önce oldu. Şurada bir elezyon oluşuyor ya şöyle çevirirken. Baş yani bu fiziki dünyada nasıl bir manyetik var? manyetizma diyor. Nereden vardın biliyor musun? Dün bu arkadaşlar şahit. Yemeklere bile geç yaptım. Ben yani hakikaten zor durumdayım. Manyetizma, Allah Allah vesilelikten geçmiyor. Manyetizma ve diyor. Manyetizma var diyor falan. İspiritizma şey yok. Manyetizma bir bakayım bu nasıl oluyor lihye-i saadette manyetizma oluyor. Bir girdim ki manyetik bir alan. Bir dedim ya bu fizikte nasıl gözüküyor? Bir bak Allahu Ekber. İnsana nasıl gözüküyor? Oo, Bunu bilince acayip oluyorsun yani bildiğin. E, bu kafada bir yoğunluk oluyor başın. Neyse şu cümleyi bitireyim ve keseyim bütün varlıkları bu merkezde yorumlayıp anlamlandırma sistemi vicdan bütün varlıkları bütün dimadaki her şey dima ihlas dimağın bütünü ihlas vicdanın bütünü sırrı ihlas şuur ikinci şuur bu potaya geliyor bu farkındalığımız oluyor gönderme yönü, farkındalık. Bu taraf ben yönü, farkındalık. İrade, zihin, his, latife rabbani ile bu dimadaki, hayatımdaki okuduklarım hepsini farkındalığı mı o, o şey yaptı? Vicda, berzaha koydum. Al bu teleferiği. Hadi bakalım teleferik geçsin. Ötelere gitti. Oradan geldi. Oradan gelen o vicdanın onaylanıp reddedilmesi onaylandımsa vücut hemen bana şey yapar vicdan onayladım onaylanmadımsa adem aletleri başlar çünkü kader nedir hali ve vicdanidir vicdan boyutunu görüyor musun oradan gelen cevap vücut buradan gelen farkındalık bütünsellik şu İçsel var olmak, içsel varlığının şuurudur vicdan. İçsel var olmak, içsel varlığının şuuru. Hep eskiden beridir böyle. Ben varım diyebilmek kadar büyük bir varlık yoktur. Ben varım, ben varım. Ben varım diyebilecek kadar, diyebilmek kadar büyük bir nimet yoktu. Bilmiyorum, olmaz herhalde dışsal Di, var olanlara içsel anlam verendir vicdan. Dışsal Diş, alim şahadette var olanlara içsel anlam vermektir vicdan. Aklın doğruyu ortaya koyup bilmede. Bak aklın doğruyu ortaya koyup bilmede mantık ne yapar? Akıl bir şeyi ortaya koyup nasıl bilir? Bir, mantık kullanır. Bilgiyi kullanır. Malumatı kullanır. ilmi kullanır. Nisbi ve itibari kıyasları kullanır. Yöntem, yöntemlere iyi dinleyin ihtiyaç duyar akıl. Vicdan bunlara ihtiyaç duymaz. Akıl anlamak için mantığı kullanır, bilgiyi kullanır, malumatı kullanır, ilmi kullanır, nismi ve itibari kıyasları kullanır ama vicdan kullanmaz. Onun için Hüccetül İslam İmam-ı Gazali. Dedim o, kendisi hüccet olduğu için söylediğine hüccet aranılmaz. Çünkü zamanda hüccet olmuş, delil olmuş. Hasan abi şu var mı o, o şuurda kendini diğerlerine muhalefet ayrı görebilmek var mı o şuurda? Var tabii. Yoksa bu birinci şuur mertebesi mi? Birinci şuurda var. Mesela ben ağaç değilim. Ben kadın değilim. Ben kafir değilim. Ben Müslümanım, ben Nurcuyum, ben şuyum. Yani ben merkezde her şeyi yorumlar. Fakat ikinci şuur buna ihtiyaç duymaz. Hüccet aramaz, delil, mantık kullanmaz. Hat. Hads. Hatsla ilham. O söylediyse doğrudur diyor ya. Evet. O söylediyse doğrudur. O söylediyse doğrudur. Böyle bir şey ihtiyaç duymaz. Vallahi billahi talla itimat edin. Allah temin ettiği için söylüyor. Çok tuhaf. Bunlarla meşgul oldukça senle konuşuyorsun, öğreniyorsun. Sen öğreniyorsun ondan ha içinde. Soru soruyorsun, cevap veriyor. Seni eğitiyor. Tuhaf. Adama diyorum ki, Böyle böyle ya günahları dedim hakikaten affoldu mu diye. O da bana şeye kadar cevaplar veriyor. Ben de dinliyorum. E madem ben biliyorum benim içimdeydi niye kalkıp yazayım? Soru soruyorsun <laughs> cevaplar veriyor. Bu hakikaten böyle miydi? Allah Allah şu an çekiliyor şu anda. Hani o girmek istemiyorum. Ne kadar gayret ediyorum yani. Kopmaya çalışıyorum kopamıyorsun yani. Bu vicdan mı kalp mi ayırt edebiliyor musunuz abi hangisi olduğunu? Yakıyorsa mesela ona dedim ki e, ben dedim psikoloji midir vicdanı midir nasıl ayırt edeceğim? Eğer tatlı ko korku varsa eğer yanma içsel sıkıntı tatlı seni eğitiyorsa bu vicdanidir. Eğer seni çökertiyor, seni senden uzaklaştırıyor, olumsuz ve yiysi atıyorsa bu sıkıntı şeytandandır dedi o. O söyledi bana bunu. İşte böyle ben soruyorum. Aklına sordum. Dedim ki peygamberin var mıydı? Peki ya dedim haf ne olacak ya? Bu kadar basit bir sebeple insan affolur mu? Haf esmadır. Muhabbet şunat zattadır. Sen hiç zatı sıfatta sıfatı sıfatta haf gördün? Mü? Diyen o. Bu ben aklın çarpmamışım. Muhabbet İtimad edin Muhabbet de şimdi bak bağlandım hemen. Yoksa öteki esma tarafından bağlantıyı kıramamış. Ya cep muhabbet. Zaten haf muhabbet içindir. Haf'ı kullanıyor ki muhabbet edesin. Vesiledir haf. Sonuç muhabbettir. Haf muhabbete hizmet ediyor. Meft hayata hizmet ettiği gibi. Meft hayat ortadan kaldıran değil. Meft hayatın içindeki hayatın nihayetsiz meratibini aktif edip ha hakikat mertebesinin ortaya çıkma çıkması içindir. Mefti kapsayan haydır. Çünkü meft esmadır, hay sıfattır. Zahirde Zahirde ne yaptım? Hayatı harcadım. Öyle mi? Ben harcadım. Hakikatta nedir? Bunları hayatın içine koydum. Harcama bir şey yok. Zahirde meft var. Hakikatta meft hayatın içerisindeki hayatın meratipleri var ya beş tane dermiş daha çok. Onları anlamlandırmak yani. Hakikat mertebesinin çıkması için. Düşün meft yok. Hayat olur mu? Şöyle düşün. Küfür yok iman olur mu? Haram yok farz olur mu? Adem yok vücut olur mu? Mevt yok hayatta olmaz. Ol etmesin ki. Bilmeyen, bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulur. Sultan olan anlar bizi. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İnanın bana. Hani okuyayım, tefekkür edeyim, enfuse dalayım, şunu yapayım da şöyle olsun. Kesinlikle bu kardeşiniz itimat edin. Tekleriniz çoğaldıkça Allah verecektir peygamberin vaadi var. Diyor ki ey ashabım öğrenmeden öğrenmek ister misiniz? Öğrenmeden öğrenmek ister misiniz? Nasıl olacak? Takmanızı çoğaltın. Terkinizi çoğaltın yani. Meniyattan ve günahlardan. Yani birisi düşünsel, birisi eylemsel günahlardan. Terk ettikçe var olacaksın. Var edileceksin. Burada dursun. Evet. Gelelim vicdana. Açın bakalım gönderilen gönderilmemiş gönderilenlere. Sayfanızı söylüyorum. Olmayan olanlara 171. Bir tanesi açarsa ben tamam diye yoluma devam edeceğim. Tamam. tamam. Mektubat 361. Canavar vicdanı taşıyanlara karşı dahi dal kabukluk etmekle zaaf göstermek onlara onları tecavüze sevk eder. Çok acayip bir yer burası. Yani belki bazı şeylerimizi burası değiştirecek. Ayrıca bir şey de söyleyeceğim. Bir daha canavar vicdanı taşıyanlara karşı dahi dal kavukluk etmekle zaaf göstermek onları tecavüze sevk eder. Yani Munafa, vicdansızlara zaaf göstermemek ve dalkavukluk yapmamaktır. Arkadaşlar, muvazenetsizliğimizin sebeplerinden bir tanesi de başta, e, müsbet hareket. Müsbet hareketi tanımlanamadığı için, ifrat ve tefrit vasatı bilinemediği için, cihat ruhunu öldürüyor. Ne diyorsun ya? Aa, müsbet hareket, Müspet hareketi biz alemimizde ifrat tefriti çözemediğimiz için cihat ruhu ölüyor. Nasıl ölür? Mesela müspet hareket dedik. İbrahim aleyhisselamın putunu kırmayı da Kur'an'da geçtiği halde es geçtik, ıskaladık. Musa aleyhisselamın bir yumrukla adamı devirdiğini ıskaladık. Ustada da geleceğim şimdi. Ustad Ruslara karşı... Yani savaşmadı mı bütün talebesini kaybetti? Tüfeği yok muydu mavzeli? Vurmadı mı adamı yani? He, vurmamış mıdır? Bir düşünsenize. 300 tane talebesini kaybetmiş. Yani bunlar hiç vurmadı mı şeyde, talebeler? <laughs> Bitti istemedi, mavzeli çıkarttı. Ustad esir düştü. Savaşmadım mı? Vurmadı mı yani? Adam öldürmedim. Allah Resulü Ubey bin Halif'i ben burada geberteceğim demedim. Şurada diyor daha olmadan. Şunu şurada gebertecek. Şunu şu şurada şu şurada gebertecek. Şu şurada. Beni de ben de Ubey bin Halif'i burada geberteceğim diyor. E müsbet hareket ne oldu? Ustad da şey yaptı. Cihat ruhu da ölüyor. Hasan abi, şeyde, e, savaşması, cihat dedi. Peki e, divan harfte Paşa'ya karşı, zalimlere karşı yaşasın ya, demesi ne? Cihat, cihattır, ruhtur. Kardeşim, müsbet hareketi o. Müsbet hareket. Bak kardeş. İfrat de, tefritten, azade hattı vasat, sünnet-i seniyede ya. Nedir o? Adam evine kadar değermiş zalim. Vatanını yok ediyor zalim. Sokağa çıkmayız biz. Niye müsbet hareketmiş? Lan adamlar artık ölmüş. her tarafı tarım ediyor. 15 Temmuz'da çıkmamak neresi müspet hareket? Neresi müspet hareket? Çıkmamak. Vatan gidiyor senin, namusun gidiyor, vücudun gidiyor. Nasıl müspet hareket? Yani bakın, yani burada bak canavar vicdanı taşıyanlara karşı dahi dal kavukluk etmek. Estağfurullah biz böyle onlar gibi düşünmüyoruz. Nasıl düşünmüyoruz ya? Biz kılınç elinde olan peygamber ümmeti değil miyiz? İfrat tefrit yapmayacağız. İfrat tefriti var. Taşkınlık ifrattır. Ötlekti, korkaklık her fırsatta kabına çekilmek. Vücum ettikçe kabına çekiliyorsun. Hücum ettikçe kabına çekiliyorsun. Bu da tefrittir. Vasat nedir? Yerinde ve vaktinde layık ve miktarı kadar haykırmaktır. Musbet hareketin vasatı budur. Şecaat bu. Şecaat. Yok efendim kıvıracak. Ne kıvıracaksın kardeşim? Ölümse ölüm ya. Zalimler için yaşasın cehennem diyen usta dillermediğim mi, mi Acayip bir şey. Müspet hareket bizim estemizde. Abi bizim müspet hareketimize zarar verdi. İbrahim Aleyhisselam niye gitti? Müspet menfa hareket etmedi gitti. Demedi yani. Kırdı adam, kırdı. Musa Aleyhisselam bir yumrukla zalim memurum halka zulmeden Firavun'un memurunu bir umrunda öldürmedim. Usta savaşmadım. Müspet hareket bir savaşmayız. Ben zaten ahirete haşkarım tamam. diyor. Siz beni asmayın diyor. Ya kardeşim yerinde yerinde yani bu çıkıp da şey yapmak <laughs> silah almak değil. <laughs> şecaat, şecaat. İfra her şeyin ifra tefriti var kardeş. Yerinde geldiği zaman doktor başhekime -ba -ba yumruğu koyacaksın yani. Yani böyle. Böyle İç her hücumda şey arkaya, er kuyuya, hücreye, hücre böyle bir dünya mı var ya? İfrat tevri. Bak burada ne diyor? Canavar vicdanı taşıyanlara karşı. Estağfurullah. biz öyle düşünmüyoruz efendim ya. Biz şeyiz ya. Nezaf gösteriyorsun. Hayır. Siz Pişmansınız değil mi? Ustu bu mu yanlıştı? Münafı, munafık vicdansızlara zaf göstermeyeceksin. Dik duracaksın. Ne yaşıyorsun? Yerinde ne yaşıyorsun? Yerinde ölmek için yaşıyoruz. Yerinde ölmek için. Yerinde öleceksin. Pesi bize değil. Bu vurmadan vuruldu. Vurdu, vuruldu, vuruldu olmadı. Vurdu, vurdu, vuruldu. Yani menfi olmayacak, ifrat olmayacak. Yani maddi ve manevi ne demek ifrat? Maddi ve manevi kimsenin hukukuna tecavüz etmeyeceğiz. Tefrit, hiç kimseye maddi ve manevi hukukumuza da te, taviz vermeyeceğiz, çiğnettirmeyeceğiz. Hakkı, hak ettiği kadar yerinde, vaktinde, miktarı kadar haykırmaktır. Ben zaten sevdiklerime kavuşmak için bir vesile arıyorum. Heh. Beni elinizden geliyorsa bizden razı evet. Burada cihat şey müspet hareketi tanımlayamayınca Cihat ruhu ölüyor. Artık çoğaltın. Mektubat 362. Alim teşekkür ederim. Öyle bir yere geldi ki burayı bak bak şimdi ne kadar demedim. Burayı iyi dinlemenizi rica ediyorum. Her yer için demem. Tamamen sem, e, sembol oldu. Sistematiğe dönüştü. Vicdanın bozulmuş mu, bozulmamış mı? Tamam. Herkes röntgene gittik doktora. Doktor da bana gösteriyor. Buraya bakıyorum. Röntgen ama aslında buraya bakıyorum. Bak şimdi. Lütfen her şeyin sıyrılın. Burayı kaçırmayın. Mektubat 362. Fakat nihayetsiz derecede alçaklığa düşmüş bir vicdan ki. Bilerek kimmiş bu? Nihayet derecede alçak kimdir? Bilerek dinini dünya satanmış. Başka? Bilerek hakikat elmaslarını pis, muzir şişe parçalarına mübadele eder derecesi, derecede. Münafıklığa girmiş insan suretindeki ilanlara hakaiki söylemek hakaika karşı bir hürmetsizliktir. Buradan çıkan hiçbir dokunmadan, hiçbir dokunmadan dizeceğim. Tamam. Acayip bir yer. Ben bu metni çek şey, sayfayı tamamen okudum biliyorsunuz. Mektubat 362 size burayı gösteriyorum diye spor değil. O sayfada görürsünüz bunları. Vicdanı bozulmuşun ne özelliği varmış? Kendi röntgenimi seyredeceğiz. Furkan. Tamam abi. Buraya geldiniz mi? Gelin buraya abi. Hadi bakalım. Bir. Vicdanı bozulmuşun bir nihayet derecede alçak olur. Anlamadım ben bunu alçak. Ne yapar? Bilerek dinini dünyaya satar. Bilerek dinini mukaddesatın peşkeş çeker. Buna mukabil menüs dünyalı bir şey alır. Mesela işi için namazı terk eder. Mesela satar. Vicdanı bu. Evet bu. Başka Allah'ın söylediği. Efendim, ya ben yapamam, oruç tutmaz. İslamiyet'in çizgisinden çıkar diyor ustad. Son çizgi, İslamın çizgisi oluştur. İnsanlıktan da çıkıyormuş o. Ondan sonra bir bakıyorsun, korkma ile dün davasını rahat yapabiliyor. Mesela artık neyse. Üç, bilerek hakikat elmaslarını pis, muzir şişe parçalarına mübadele eder bilerek. Mesela diyelim ki böyle bir hakikati Allah nasip etti. Adam yan çiziyor. Ne yapıyor buna mukabil? Ne alıyor mesela? Bu hakikat bunları bak açık konuşacağım şimdi. Hepimizin böyle öz eleştiri yapacağım. Bu enfusi nimetleri bu nimetleri verdi. Bu dersleri verdi. Bu ikramı verdi. Bu derslerde mahrum olmak. Ne yaptın? Ne buldun? Ne koydun karşısına? Ne koydun? Benim böyle bir lüksüm var mı? Ben bu derse girmeye şey yapmayacağım. Bak hakikat elmasları bunlar. Bulamayız. Ölünce bir daha bulamayız. Bulamayız arkadaşlar. Çok az insana veriliyor. Sen münafık ahireti, ahireti de biliyor, peygamberi de biliyor, Maalesef çok tuhaf. Kendisini de biliyor. Münafık olduğunu da biliyor. Mürtet olmuyor mu bu abi? E, e, mürtetten daha ileri. Mürtet kafirdir. Evet. Ya senin gibi bilse bil olmaz. Ahiret var diyor. Ama yok diyor yani. Ale diye şey. Mesela bak münafık eğer kendisini bilmese ahmak olur. Ehli dalalet olur. Ehli gaflet olur dersin zalim her şey denir. Ama münafık çok ciddi bir sıfattır. Yani bak münafı ben şöyle fiilde göstereyim anla. Peygamberin mucizesini gör. Onunla namaz kıl. Gizliden onun aleyhinde bulunmak şuursuzluk mudur? Şuurdur. Şuurdur. Yalanı tanımlayayım. Benim kafam farklı çalıştığı için. İllallah eylemle değil. ilk önce bana bunu gösterince. Abi bu nedir? Ben bunu görmüyorum resimde bir şey söyleyeceğim mutlaka etrafın sonra bu. Şimdi yalan nedir? Doğruya rağmen zıttını söylemektir. Doğruyu bilmenin alametidir yalan. Doğruyu bilmeye yalan diyemez. Söylediğin şey yalan gibi gözükse bile cehalettir. bilgisizliktir, malumatsızlıktır. O yalan denmez. Yalan ne demek yalan? Doğruya rağmen zıttını iddia etmek. Vallahi ben bu fasulyeyi 10 liraya aldım. Bilmiyor mu 10 liraya almadığını? Bilmiyor mu 12, 5 liraya aldığını bilmiyor mu? Vallahi ben 10 liraya aldım diyor. Yalan söylüyor. Niye? 5 liraya aldığını bildiği için yalan söylüyor. Ama babası almış fasulyeyi. Baba kaç aldık 10 liraya? Vallahi 10 liraya aldık. Bu yalan değil. Mucizeyi gör. Peygamberi. İnsanların en mükemmel ahlakını gör. En mükemmel yaşantıyı, fedakarlığı, cömertliği, insanlığı ve her şeyi. Ona rağmen aleyhinde ol. La bu, diyorum bazen ne diyorum biliyor musun Mehmet? Ya Rabbi Allah nasıl bir Allah'sın? Nasıl bunlara sabrediyorsun? Hadi tamam sen Allah'sın. Böyle Allah tabi ya, Allah. Ya bu peygamber nasıl ya münafık biliyor? Ben canını okurum vallahi ya. Mesela üniversite diplomasına ilkokul diploması var mı? Kardeşim kafir bir şey değil ki ya. Münafık hmm. e, cehennemin yedinci tabakasının kim, şimdi, kim girecek? <laughs> kafir girmeyecek oraya. Müslümanların günahkarı girmeyecek. Yahudilerin günahları. Yedinci tabakaya özel. Münafığa yapılmış. Munafık nedir? Yalanın tamlığımı gibidir. Doğruya rağmen zıttını söylemek. Munafık doğruyu biliyor. Doğruya şuuru var. Ona rağmen. Şimdi okuyun biraz daha. İnsan acayip ya. Bunlar da biraz da hoşuma gidiyor. Rabbimle gurur diyorum hakikaten. Ya böyle bir masuk modeli yapmışsın yani. Vallahi bana keyif veriyor. Munafın olması bana azap vermiyor. Yani itikat bakımından, edep bakımından Allah yaptı da teslim olayım diye, diye söylemiyor. Ulan iyi ki yapmış ya. Bu lafıklar ve kafirler iyi bir aynadarlık yapıyorlar. Bize hizmet ediyorlar. Bu işi yapmak kolay değil. Çok ciddi fedakarlık ister. Kafir imana hizmet ettiği için iman ehline hizmet ediyor. Bu zor iş. En zor işi yapıyorlar. İman edenlerden daha zor iş yapıyorlar. Kafir olmayın. Duymasınlar. Çok ciddi fedakarlık yapıyorlar. Çok büyük. Çok büyük. Geçen derste Harun abi dikkatimizi çekti de cehenneme e şey cennette lazım olan o üşümemek için lazım olan hararet cehennem lazım diyor. Cehennemden geliyormuş. Allah Allah. Ya. Bak, evet. Oradan yoksa donar. Dört. Vicdanı bozulmuşsa dört münafıklığa girer. Demek ki dip vicdan münafık. Başka maddeyi görüyorsunuz. Başka madde. Bir, iki, üç, dört, beşinci madde. İnsan suretindeki yılan olur. Ne demek? Fıtratı yılan gibi olur. Yılan yapar? Isırmaktan lezzet alır. Gözüne bakar yalan söyler. Der ki Ali sen o kireyi dememiş miydin öyle? Lan öyle değildik anlaşmamış. Hayır sen öyle anladın yanlış söylüyorsun. Sen de Allah Allah. Nasıl bunu şu şey, yapıyor, söylüyor ya? Bu kim? Yılan. Isırmaktan lezzet alıyor. Senin bundan neden haberin var abi? Benim halim yok. Söylettirene bak sen işte. Böyle bir adam. Bunu... Bunu böyle konuşmuştuk. Yalan. Öyle konuşmamıştık. İnsan suretinde yılan bu. Sen onu insan zannettiğin için şaşırıyorsun. Bu yılan, yılan. Sen de şaşırıyorsun. Hakikaten ben böyle dedim ya demedin. O yılan su içiyor. Zehir katıyor. Aynı suyu arı içiyor malum. Bal akıtıyor. Başka hakikatler söylenmez. Hakikatler söylenmez, dal kavukluk yapılmaz, zaaf gösterilmez. Vicdanı bozulmuş olanlara hakikat söylemeyeceğiz. Onlara dal kavukluk yapmayacağız, zaaf da göstermeyeceğiz. Ama Müslümana ahmaklık da yakışmaz. Ahmak nedir? Yapamayacağı işe de girişmez. Yumruğun oturtacaksa çıkart yumruğunu. O tutmayacaksa tamam olacak yapabileceğin yolu takip edersin. Ama yumruğun da çalışacaksa vurduğun zaman ikinci bir daha şey yapmaz. Ne diyorsun ya? Cihat ruhu öldürü öldürülmesin kardeşim. Cihat ruhunu kimse öldürtemez. İslam İslam'ın ruhunda cihat vardır. Maddi ve manevi cihat vardır. Müspet hareket de budur. Müspet hareket bakın Ustad kaç tane Rus öldürmüştür. Ruslarla savaşmış. Oyun mu oynanmış? Koron mu oyun vurmuş ona ya? 300 tane talebesinin hepsini kaybetmiş. Vurmamışlar mı? Kendisi yaralanmış. Böyle dediğim zaman bir yerde hakikaten ya ustadın adam öldürdüğünü hiç hayalime gelmezdi ya diyor. El peygamber öldürdü. He ya Bedir'de değil mi? Uhud'da değil. Bedir'de dedi ki daha savaş. Bak hepsini dolaştı savaştan önce. Burada savaş olacak. Abi, <laughs> bu burada bu burada gebertecek. Bu da burada gebertecek. Ben de burada bu geberteceğim dedi. Aslında abi az önce bahsettiniz ya belki de yani yılan, maymun, tilki, ayı, hınzır öldürmüş. Evet. Onları öldürmüş. Ha? Adam işte, yılan ha öyle. Evet evet evet. Ruhu öyle canım. ruh öyle. Yani insan öldürdüm zannediyorsun. Nasıl bir insan öldürür peygamber? Aferin. İnsan, insan suretinde yılan öldürmüş peygamber. Ubey bin Halef'in ruh insan mıydı? Senin yumruk vurduğun adam insan değil ki. İnsan suretine girmiş diyor. Yılan hak bile hakikaten Sen böyle konuşmuştuk. Böyle konuşmamıştın kardeşim. Sen yılansın yani. Yalan. Demek ki o kılıfa girmiş. Ustad diyor ki, e, kurt diyor, koyun postuna girse ben de veya koyun diyor, kurt postuna girse ben de kurt diye öldürsem ama ruhu koyun olsa suç kimindir? Veya mahkemede diyor, mahkemede diyor, siz diyor, siz diyor kurtlar, e, kurtlar koyun postuna koyun ruhu şeyi de bak siz kurtsunuz ama koyun postuna girdiniz. Zalimlik yapınca ben koyunu öldürmedim. Ruhu öldürdüm diyor yani. Kurdu öldürdüm. Hakikatler onlara söylenmez. Dal kavukluk onlara yapılmaz. Zaaf gösterilmez. Başka? Vicdanı bozulmuşsa ne olur? Gaddar olur. Başka ne olur? Tefessü eder. Sefi olur. Alçak olur. Leşoviç olur. Nam namus beni şey kalmasın. O hakikatler söylenmez derken <laughs> ya hiç mi vicdan yok? Ahiret var, Allah var de. Deme. Demek Deme. Deme. mahkeme var diyeceksin. Gü yum gücün varsa yumruğunu böyle burasına vurduğun zaman devriliyor. Tak diye devrileceksin. Yoksa mahkeme var. Ancak ondan anlar. Çünkü niye? Sığır ha, lütfen sığırcım. Sığır. Şu lahanaya girme lütfen. Bizim değil ya. Rica ediyorum. Nasıl konuşacaksın onu sopayla? Gidemiyorsan taş atacaksın. Vicdanı bozulmuşsa mürtedin vicdanı tamamen bozulur. Başka? Kıskançlığı o nispette yoktur. Vicdanı bozulma nispetinde kıskanlığı yoktur. Mürtedin, mürtedin zaten hiç yok. Yani nasıl anlarız? Namusun hiç kıskanmıyor. Hiç böyle leş gibi olmuş. Vicdanı tefessü etmiş. Adınız gibi A eşittir B ise B, B eşittir de A'dır. Vicdansızdır bu. Ya. Başka? Esbabı müessir yapar. İstikameti kaybedince kuvve-i akliye, kuvve-i gazabiye, kuvve-i şeviyenin ifrat ve tefritinde olur. Biraz sonra da e, vicdanı çalışıyorsa diye yapacağız. 426 mektubat birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetleriyle iftihar etmek, Muteleziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir. Bir daha birbirinize karşı rekabet değil bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, muteleziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir. Bu 426 mektubatı okuyunca komple şu sıralar çıktı abiler. Vicdanı bozulma nispetinde enaniyetli olur kıskanmanın ifrat modunda olur, haset ve rekabeti olur. Yani daire içerisinde vicdanımız ne kadar bozuksa enaniyetli oluruz. Kıskanmak olur, haset olur, rekabet olur. Vicdanı iyi çalışıyorsa şimdi, ha vicdanlı insansa, şimdi kendimizi kıyas edelim bakalım neredeyiz. Bir, Sıf lillah için olur olmak. Allah için olur. Dünyada böyle yaşar. Ah hakikaten Allah misafiri gibi olur. Yani o nispetle vicdanlıyız yani. İki, Şahsi maneviler oluşur. Onun şahsi manevileri e, nasıl olur biliyor musun? E, şahsi manevi çok şeyli ya. E, geç gafur çık çık oraya. Ha. E, şahsi manevi kimin diyor? Dur. Şahsi manevi Kur'an'da bir şeyde gördüm. Cenab-ı Hak'ta da böyle bir şey var yani. Onu gördüm. Abi, mukaddesi var ya. Ha onu gibi he. Bakma, <laughs> yani kullarıyla iftihar ediyor ya. İftihar mukaddesi. Onun şeyde de var fiil şeyde. Ey benim için şehvetini terk eden genç kulum diyor Cenab-ı Hak. Hadisi kutsi. Lugatta almış Rüşt abi bunu. Lugatta. Büyük lugatta bakın böyle kalın. Ay şehvet maddesine bakın. Ey benim için şehvetini terk eden genç kulum. Meleklere karşı seninle iftihar ediyor. Allah. Melekleri gösteriyormuş. Kulumu görüyor musunuz? Vay be. Allah hakikaten ne kadar mütevazi şansı manevi. Hakikaten Allah ya. Ne kadar yakışıyor ona ya. Anlamakta zorlanıyorum abi. zorlanacaksın tabii. İftiharın O iftihar. Rabbimle iftihar ediyorum. Allah ile şahsı manevi de bir olmakta mı olacak? Ya yani her neyse. Allah ile ben Rabbim olmasından ben iftihar ediyorum. Ben gurur duyuyorum. Bunun laf olsun, itikat olsun diye değil. Böyle altyapıyı doldurunca insan hani dedi ki böyle ben varım ha. Varın, varın şuurunda olmak. Rabbimle iftihar etmek edebilmek seninle gurur duyuyorum Allah'ım. ya, ya abi. Ben gurur duyuyorum seninle. Seninle iftihar ediyor. Başka bir şey ya. Ya yani günah muna gözükmüyor ki. Ben seninle gurur duyuyorum. Rabbim olmaktan iftihar ediyor. Sana iman edebilmekten imtiyaz kazanıyorum. Vicdani çalışıyorsa üç. Kardeşim bir daha neymiş? Şahsi manevisi olur ya kendisinin. Şahsi manevisi olan nasıl anlaşılır? Şahsı manevi, şahsı manevi potasında erir. Vicdanı çalışmanın ismetinde şahsı manevi de erir. Çünkü şahsi manevisi gelişir. Şahsi manevi seni oraya tanımlar. Mesela ne dedi biliyor musun bir kardeş? Selam olsun Ümite İzmir'deki kardeşimize. Kaç sene oldu Nurlar Tanı? 7 sene mi, 10 sene mi? İki grubum var dedi. Biz siz bir de eski arkadaşım. Solcu bu. Haşır dersi var şimdi. Çok şükür Ailece ders yapıyorlar. Kendisi söylüyor. O arkadaşlarım 7 seneden beri şu arkadaşlar diyor, Bir şey anlatacağım burayı. Kendisini söyledi. Bu arkadaşlar dedi. Siz de arkadaşlar. de arkadaşım. Ama farklı arkadaşlarım. Hala arkadaş ikisi de. Ne zaman buraya açılışa geldim dedi. Ben buraya ait olduğumu anladım dedi. O inkişaf etmiş. Fikir değil. Ben on, oraya değil. Burana, buraya aitim. Aidiyet isim çıktı. Abi dedi bu acayip bir şey dedi. İzmir'de dedi bana birkaç hafta önce işte. Bir hafta önce. Aidiyet isim gelişti diyor. Abiler sift ders değil derse gelmek. Aidiyet isimimiz gelişiyor. Ben buraya aitim. Aidiyet. Sahiplilik. Sahiplenmene ihtiyaç yok. Benim sahiplenmeme ihtiyaç yok. Sahiplenilmeye ihtiyacım var. Koruyma ama korumaya değil, korunmaya. Bırak hizmet İslamiyeti korumaya. Onunla korunmaya ihtiyacımız var. İslamiyetin sahibi Allah'tır. İslamiyeti korumak değil. Onunla korunmak ihtiyacım var şahsi manevi oluşturmak değil, şahsi maneviyle korunmaya ihtiyacım var. Bir, vicdan çalışma nispetinde Allah için olur. İki, şahsi manevisi olur. Nasıl anlarız? Şahsi manevi içinde erir. Üç, birbirimiz bir duygu, biz abi, bir, bir aza hükmünde olur. Bir olacaktır. Ha, her birimiz bir duygu bir aza hükmünde olur. Yani birisi göz, birisi kulak, birisi ayak. Benim işim bu. Bu hizmette bu kadar yapabiliyorum. Daha iyi olabilir. Bir, dedi ki bir tanesi bana, keşke şu tarafında iyi olsaydı. Vallahi onu da sen ol dedim. Benim gücüm bu kadar yetiyor. Ha, kimisi fitil getirir der, kimisi kibrit getirir, kimisi sonra şey yapar. Keşke olsak ama külli olamazsın. Onun için üzülmeyin. Niye böyle değilim? Senin vazifeni ben yapamam. İnan bana. İtimat et. Kendini küçük görme. Senin vazifeni ben yapamam. Şu her şey tamam. Ama kirbit yoksa bu hiçbir şey. Kirbitin yaptığını mum yapamaz. Ben kirbitsem ötekisi fitildir, ötekisi gaz yağdır vesaire. Ama kendini lütfen küçük basit görme. Herkes her şeyde bir şey yarıyor yani. Diş kapının yaptığı işi yatağın yaptığı işle aynı değil. Ya yatak olmasa ama diş kapıda olmasa yatakta yatamazsın. Anlıyor musunuz abi? Yani bu cemaatten biz bir şeyiz elhamdülillah. Ama hepimiz her şeyiz. Bunu vicdan inkişaf etme nispetinde oluyor. Birbirimizde müteleziz olacağız. Gördüğümüz zaman lezzet alacağız. Allah'tan hani dedi ya bu adama bak ya Allah Kur'an'da diyor ki korku benden. Adam diyor ya korkulacak değil Allah sevilecek şeydir. Doğru. Sureti korku Batını haful hafullah, hafullah da diyor lezzet var dedi İslam alimleri. Hafullah ben mi söyledim bunu? Siz hepiniz bildiniz. Hafullah'ta lezzet varsa muhabbetullah'ta ne var? Yani abiler vicdan çalışma nispetinde mütelezziz oluruz. Birbirimizden zevk alırız. Sonra bunu bitirince bu şeyi ara vereceğiz. Zalim vicdansızın yüzüne tükürülür, tükürür. Yani ile Hu, yapamasak zalimin yanında olmayız. Gücümüz yetmese oradan kalkar gideriz. Zalim yanında fotoğraf çektirmeyiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Lut Gölü'ne geldikleri zaman sahabeler vesaire develerini ıslatacaklardı. Su alacaklardı. Hemen gidilmesini söyledi. Hemen hemen gidin. gidelim hemen. Yani ne oldu? Allah'ın gadab sıfatı burada tecelli etti. Kalktığını bilmiyoruz ki her an gene tecelli eder. Buradan almayın, çekip gidin. Kataplanmış, rahmetlenmiş yere sahiplenin. Geçen sabah vapura bindik kardeşlerden. Kardeşlerden bir tanesinin karşısında bir ehli dünya sol görüşlü bir adam vardı. Evet. Kitaplar. O kalktı. Vakıf kardeşlerden biri onun yerine oturmadı. Ben de zaten oturma diyecektim oturmadı, ayakta yolculuğuna devam etti. Şimdi, <laughs> sakallara bakarsak sen oturmuşsun <laughs> Yok, ben onun karşısındaydım. Adamın karşısındaydım ama <laughs> o sol görüşlü, biz konuştukça o bizi dinliyordu. O kalktı, başka yere gitti oturdu. Bakıp oturmadı. <laughs> Çünkü, bak şimdi, aha, ayette var ya, şey ayet mi hadiste? Ee, Kadını kalktı yere hemen oturmaya. Zannediyor ki bu şey yapıyor. Erkek de öyle olması lazım, kadın da. Çünkü İslam'ın ufkuna bak. Aklı beşerin ufkuna bak. İnsanı insan insanı insan bedenle tanımlıyor. Bur zeyde buradadır. Buradan gittiyse burada değildir. Oysa İslam metafizik koridorunu da söylüyor. Buradan bedeni gitti ama timsali duruyor. Şu ufka bak, bu genişliğe bak, geniş düşünceye bak. Varlığı beş duyguyu etkilerken orada hemen kalktığı yerde oturursan içsel alemini etkiler. Dalga boyu duruyor. Ama aklı oraya elmediği için fiziği biliyor. Metafiziği, kuantum fiziğini ve gaybi bilmediğinden, sırf koltuğu koltuk zannettiğinden, adamı et ve kemik zannettiğinden, fiziki boyut zannettiğinden insanı öyle düşünüyor. İslam ise fiziki boyutuna hükümler getiriyor. Bu caizdir değildir. Bunu tanımlıyor. Ondan sonra diyor ki burada kalktı ama diyor bu burada duruyor. Bu burada duruyor. Nasıl oluyor? E, filmi çevirmiş kadın. 50 sene önce ölmüş. Aynı filmle şehvetleniyorsun filmini seyredince. Yok kendisi. Toprak bile değil. Yani nasıl ki filmi duruyorsa sureti de duruyor. Ama senin şu gözün görmemesi orada olmadığını göstermez. Fizik şimdi ne diyor kuantum fiziği? hiçbir şey yok olmuyor. Her şey her yerde tanımlanır diyor. Kuantum fiziği ne haber? Elfine çek takoz koy. Yeni yeni anla. Herkes her yerdedir. Tanımlandı. Tanımlanırsa adreslenirse bedenden olur. Ama herkes kuantum fiziğiyle olması gereken her yerdedir. Hele orada tanımlandıysa zaten duruyorsun orada. Belirli bir anafordan sonra orada atmosfer değişene kadar timsali duruyor orada. O sıcaklığı diyor. Peygamber diyor ki sıcaklığı kalkana kadar. Mesela erkek mi kalktı? Kadın oturmaz. Yani erkeği mi aşağıladı? Hayır. Yani orada bir fiziki boyutunu söylüyor. Mesela eskide ceylan e, bilinmezdi ama kendi lisanıyla gelen söyledi. Kapının işine oturmayın cin çarpar. Bizim bildiğimiz cin değil. Cin kuvvet demektir lugatı. Enerji güç demektir. Elektrik akımı demektir. Dindeki adı mal, malum cindir. Fiziksel adı enerjidir yani güçtür. Hakikaten cinler sinyal verir, enerji yapar, başka bir şey yapamaz. Dindeki adı haram, fizikteki adı karşıdan gelen haram bir şeyin fotoğrafını yani fotoğrafı nedir? Yaymış olduğu dalga, dalgayı. Kadını kendisi gözükmez. Hiç kimse beni görmez. Benden yayılan dalgaları siz görüyorsunuz. Beni göremezsiniz ki. Aslı hiçbir zaman beni göremezsiniz. Maddemi göremezsiniz ki. Maddenin yaymış olduğu sıfatları görüyoruz. Ben seni göremem ki Gökhan. Senin yaymış olduğun dalganı, enerji boyutunu görüyorum. Maddeyi hiç kimse göremez. Görmemiştir. Ama dinle diyor. Bak o kadın diyor. Zannediyorsun o değil. Onun yaymış olduğu dalga kopyala yapıştır. Fizikteki adı bu. Dindeki adı haram. İçeriye giriyor. İçeriye niye soktun? Haram şey. Yani sen olmayanı sen yaptın bunu diyor. Ona da haram. İçeri girdi aktif olacak. Bu burada nedir? Kahvedir. İçeride değildir. Kahve değildir artık. Ben oldum. Onu aldın. İçeride aktif olacak. O sen değildin ki diyor ya. Seni yaban, yabanileştirecek. Yabani, yabani yapacak. Kendi kendine yabancılaştıracak. Anlamsız kılacak diyor. İçeriye aldın diyor. Zannediliyor ki ben onu orada gördüm. Hayır. Onun e, dalgasını içeriye taşıdım. Onu orada görmedim ki. Onu oradan alıp içeriye taşıdım. Ya. Devam. E, vicdanı çalışma nispetinde zalimin yanında olmaz. Tükürür. Töv. Vicdansız yüzüne. Yani ille fiil değil. Ya oturmayız. Vicdansızlarla beraber olmayız. Vicdanı çalışma nispetinin başka e, nispetini harama tenezzül etmez. Aldatmaz, çalmaz. Vallahi abi yapmadım ya. ya. pert arabayı yeni araba diye satıyor ya. Nasıl satar bir Müslüman? Vallahi abi bunu 10 liraya aldım diyor. Ona 5 liraya aldın lan sen bu fasulyeyi. Niye yemin Yemin etme. Sana ticarette bir on satamazsın demiyor. Yemin etme diyor. Bir, aldığın fiyatı da söyleme. Ben bu arabam budur. Bu temiz mi? Temiz abi. Ama şey pert olmuş. Sana güvenen bir insana sen nasıl yaparsın? Bizi aldatan ne demiş bir peygamber? Bizden değildir. Siz, siz, devam edin. Ya Müslüman ha Müslüman aldatmaz ama aldanmaz da. Eğer ikisinden birisi olacaksa aldanan ol. Eğer ikisinden bir tanesi olacaksa öldüren olma, ölen ol. Ha? Zalimlerden olma, mazlum ol. Eğer ikisinden bir tanesi olacaksa. Vicdanı çalışman nispesinde harama tenüzül etmez. Etmez abi. Etmez. Sonra kanatkar olur. Rahat etmemizin için neydi? Bir. Teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Bak işte. Teslim, seleme. Doğru yaşamak. İslam. Tevekkül, doğru düşünmek. E, ee, kanaat, Allah'ın sana giydirdiği vücut libasına kadın, erkek vesaire. Allah'ın sana sunduğu nimetlere kanaat et. Bir de Allah beni benden daha çok seviyor. itimat et. Allah senden seni daha çok düşünür. Merak etme haşir, haşirde Ali. Senin hesabını sen görmeyeceksin. İyi ki sen görmeyeceksin. Ben sordum. Bana dese ki Ya Rab merhamet et bana. Tamam neyse. Tamam merhamet ediyor. Her şey iman, küfür, hak, batı bütün esmalar ayrıştı. Tamam ayrıştı. Mahkeme burası haşir meydanına. Sen hesabını sen gör. Kendin hesabını kendin gör. İster misin? Vallahi istemem. Benim hesabımı kendim görmeyi de istemem. Meleklerin de görmesini istemem Tay. Allah yapacak. Çünkü mecanen affedeceğini biliyorum. Ben kendimi affedemiyorum ki dünyada orada affedeyim. Vicdan, vicdanını vicdanla affedebilir misin? Hadi vicdan azabını kaldır hadi. Affet hadi. Vicdanını affet bakalım ha. Aklını affedebilirsin. Yanlışlık yapamıyor ama vicdan vicdan affetmiyor. Haşi meydanın küçük numunesi. Tamam lan yok say. Yok say mı o yakıyor. Çürümek yanmaktır der. Demirin çürümesi ne demek biliyor musun? Yanmaktır. İlla yanmak bu şey değil. O da yanmaktır. Bak ben vicdan ya yakma benim sen sen ben değil misin ya? Ben, ben, bana nasıl zarar veriyorum? Hayır diyor. Ben hakikat perestim diyor vicdan. Tamam. Onun için burada vicdanım yok sayılmadığı gibi onun açılımı olan haşır meydanında eğer benim vicdanımın açılımı ise Allah'ım şahit ol. Ben yapamam kendi vicdanımla vicdanımı sorgulamayı. Kendi hesabımı kendim göremem Allah'ım. Benim hesabımı ne bana bırak ne de meleklerine bırak. Ya Rab bizim hesabımız hepimizin. Sen gör. Çünkü sen affeden değilsin. Sen bize affet söyledin. Sen affetmeyi sevmezsin. Neyi çok seversin? çok affetmeyi. Affetme bize söyledi. O çok affetme. Ey Çok bağışlayan. Çok affeden. Aff bize. Bağışlamak bize. Çok dedi o. Sen çok bağıştasın. Niye? Çünkü mecane verdin. Niye affediyorsun? Ne affedecek? Mecane affedecek. Yani kazanımlarımız karşılık mı vardı ki adalet olsun? Mecane verdi. Mecane affedecek. Niye? Çünkü o Rab'dır. Nerede biliyoruz affedecini? Affetmek istemeseydi, murat etmeseydi af dilemeyi kulunun ağzına vermezdi. O ki verdi bize. O ki istedik. O ki dua ettirdi. Demek ki öyle yapacak. Yapmak istemez şeyi istemeyi de vermez. Devam ediyoruz. Amin. Rehab ismi vehbi ilimlere de ikram ediyor. Vehbi ilimleri de isminden karşılıksız. Evet kardeşim bu akşam bir daha kahar, kattar işte e, in, mev bilmem ne isimler varsa hep esmada şuhunatı zaten de böyle bir şey yok. Evet kapı çalıyor. Onlar duyduğu halde neye söyledim? Kopmak istedim de ondan. Bahane buldum. Hadi bakalım biraz daha. Vicdanı çalışma nispetinde ahirette esas alır dünyaya niye gelmişse o nispetle yaşar. Başka vicdan çalışma nispetinde rızkın mukadder olduğunu izan eder. İç endişette Maddi ve manevi rızık sana mukadderdir. Başka çalışıyorsa yüz suyu dökmez. Başka mukaddesatını rüşvet vermez. Başka hırs ile gazab ilahi kendini celbetmez. Başka vay be ne acayip ya. Ehli dalaletin değil rahmet ilahiyenin celbine çalışır. Başka? Tahakküm etmez, mütevazı olup meziyetiyle kimseye zulmetmez. Zulmetmez ama zulme de uğramaz. Başka? İmtiyaz istemez. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne demiş? Demiş ki, mescide geldiğiniz zaman hep aynı yere oturmayın. Ya bu nasıl peygamber ya? Ne alakası var doktor? Gerçi gafur bunu anlamaz da. Geldim. <laughs> ben demedim <Dö> yok <laughs> yok yo. dedi ki aynı yere peygamber aleyhissalatü vesselam demiş ki mescitte geldiğin zaman aynı yere oturma oraya o şahsiyet kazandırıp dokunmayın orası onun imtiyazı oluyor yani peygamber tuhaf hakikaten ya vallahi aklım almıyor ya yani ve bu mu manası Yo bir anladım bu niye böyle desin ya hakikaten acayip bir ya. Acayip garibime gidiyor. Bu vicdan çalışma nispetinde el dalaletin değil rahmet ilahinin celbine çalışır. Başka? Tahakküm etmez. Mütevazı olur. Meziyetiyle kimse zulmetmez. Başka? imtiyaz istemez. Tamam. <laughs> i̇mtiyaz istemez. Ey Allah'ın kulları. Birbirinize alim olun. Şunu demiyor. Ey Allah'ın kulları. Birbirinize kardeş olun kardeş. Vay be o kadar tatlı hoşuma gidiyor ki. Ebu Sufyan'a Müslüman olunca Ebu Cehil'in damadıdır. Hint'in kocasıdır Ebu Sufyan. Gel kardeşim dediler. İlk defa duyuyor. Nasıl kardeşiz dedi ya. İman bizi kardeş etti demiş. Halit bin Velid. Bizi kardeş etti. Sonra Ebu Sufyan ne dedi? Kardeş mi şimdi dedi. Hem de hakiki kardeşiz demiş. Ya ne güzelmiş bu İslam demiş ya. Ya zimni adavet Müslüman etmez. Yani dışarıdan hiç öyle bir şey yok. Zimni yani gizli adavet etmez. Kafiri şiddetlidir, Müslüman'a merhametlidir. Eşideme al kifar <laughs> ruhama beyne Sabrı kontrolü altında olur. Sa sabır var ya, ifrat ve tefritten azade olur. Öyle demiş bir, e kim demiş ya? Çok büyük bir zat demiş. Şehvet seni köleleştirir, sabır... Ha, şehvet sultanı köle yapar, sabır köleleri sultan yapar. Sabır ise köleleri sultan yapar, şehvet ise... Sultanları köle yapar. Kafire şiddetlidir, Müslümana merhametlidir. Ruhama beynim eşidde ve alev küffar. Sabrı kontrol altında olur vicdanı çalışma nispetinde. Çabuk enaniyetini bırakır. Yani enaniyet yapar Müslüman ama ısrar etmez. Yani haksızlık yapar, zulüm yapar, yanlış yapar, günah da yapar ama ısrarcı olmaz. Çabuk terk eder vicdanı olanı. Terk eder. Yani vicdanı çalışmaz denilmez. Çalıştığından dolayı günahını terk eder. İsrar etmez abiler. Yanlışa ısrar etmez. Hoca sen de hoş geldin. Kursu imtihanda mıydın gene? Kimlere ehliyet vermedin? <laughs> tamam. E, kabil hitap olmayanlarla meşgul olmaz. Beşer münasebetleri yapar. E, ne gerekiyorsa içtim hayatta. Onları yapar. Aldatmadığı gibi aldanmaz. Ama kabil hitap olmayanlarla muhatap olmaz. Yapılması gereken yapar. Ondan sonra hecren cemile yapar. Güzel bir şekilde burada durur. Vicdanı çalışma nispetinde. Keyfi istib istibdat da etmez. İstibdat etmez. Başka ne yapar? Bitince bu maddeler keseceğim. Ulema-i su gibi vicdanını dünyanın mefatına satmaz. Ulema-i su bilerek hakikat metallarını dünyanın can parçalarına tebeddül etmez, ettirmez, değişmez, mübadele etmez. Başka vicdanı çalışana çalışma kemalata medar meziyetleri olur. Başka asayişi muhafaza eder. Vicdan vicdansızlar asayişi bozar. Biz asayişin manevi muhafızlarıyız der ustad. Başka vicdanı çalışma nispetine Gıybet ve iftira yapmaz. Yapsa bile hemen döner. Döner. Başka İ insaniyet makamı tezahür eder. İnsani özellikler ortaya çıkar. Dimada, akılda insani özellikleriyle çıkmaz. Beşeri özellikler çıkar dimağda. Başka vicdanı çalışma nispetinde tevekkül sahibi olur, teslim sahibi olur. Tevekkül, tevekkül Allah'ı vekillemek adına Allah canibinden kudretin azameti altında Allah'ın inayeti, rahmeti, hikmeti, adaleti noktasında bakmayı becerir. Teslim sahibi olur. manen Allah'a teslim olur. Eylemsel seleme sünnet-i seniyye yaşar. Vicdanı çalışma nispetinde mukaddesata sağır olmazlar. Sağır olmaz. Duyarlı olur. Başka? Sünnet-i seniye uyar. Lemalar 20'de geçer. Başka? Vicdanı çalıştığı kadar aklı olur. Bak vicdan ne kadar çalışırsa akıllı olur. Vicdansız akıl zeki olur. Akıl, vicdandan kopan bir akıl kafa zikidir. Vicdanla beraber. Çünkü vicdan aklın aklıdır. Akla diyor ki yapma. Eksik yaptın. Yanlış yaptın. Burayı düzelt. Burayı tamamla. Akla, akıllılık öğreten vicdandaki zihindir. Onun için aklın aklıdır. Vicdansız akıl zekidir. Ya. Yani gözü var, sağırdır. Duymaz. Çünkü kulak direkt vicdana, göz direkt beyne gider der münafık bahsinde. Vicdansız akıl görüyor ama sağırdır. Sağır olan aynı zamanda konuşamaz. Ahrazdır. Demek ki vicdanı çalıştığı kadar akıllı olur. Aklın aklı vicdandır. 55'te geçer lemalar 55'te bu. Başka vicdan çalışma nispetinde rikati cinsiyesi çalışır teellüm alır. Yani diğer bir Müslüman kardeşine karşı duyarlı olur. Onun sıkıntısından, derdinden teellüm eder. Elem alır, sıkıntı çeker. Tunus'ta birisin burnu kanasa, bunun burnu kanamaz ama titrer ya, rahatsız olur. Başka vicdanı çalışma nispetinde beşeriyetten çıkıp insan olur. İnsani özellikler vicdaniyattır. Vicdan çalışma nispetinden beşerilik dima aittir, insanilik vicdana aittir. Vicdan çalışma nispetinden beşeriyetten çıkar insan olur. Vicdansız canavar olur. Vicdanı çalışma nispetinde İslam esasları ceryanların ve e, şairlerle beslenir. Yani tarafkirliği, duruşu, bulunduğu konum İslam esasları olur. Ceyranlar olur, şairler olur. Vicdan bir şairle, İslam esaslarla, imani esaslarla, İslam esaslarla Beslenir. Vicdanı vicdanlı olur. Vicdanı vicdanlı olur. Gıdası neymiş? Şair. Onun için şairleri kırmış adam. Gelir gelmez önce şairleri kırmış. Ee, şair ilimden üstündür. Çünkü şair vicdana bakar. İlim akıldaki bir üstüne olan tasdike bakar. Şair Mesela. Osmanlı döneminde yapılan camiye girin, taşına bakın, taştır. Yeni asırda yapılan camideki taşa bakın, o da taştır. Girince orada böyle bir alet, buradan böyle bir alet. Niye? O da taş, o da taş. Çünkü o taşta taş olmayan bir şair var. Yani o ustanın ruhaniyeti, o dönemin zihniyeti orada kotlanmış. Kokuyor, buram buram Osmanlı kokar. O insan kokar. Onun için taş taş olmadığı gibi hırka hırka değildir. Hırkayı şerif. Çünkü odur. Bak o kokuyor. Burada e, keselim mi? Nasıl? Bir ara verelim mi yoksa ara verelim ondan sonra bir devam ederiz. Ama bir e, şeyden sonra aradan sonra Yarım saatte devam ederiz. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Bugün en kaçıydı? 3.07.2022 Arnavutköy. Dima 202. Vicdan 26'nın ikinci dersindeyiz. Ara vermiştik. Defter 174. Lemalar 105. Fakat beraberlik münasebetiyle vicdansız muallim ve münafık müdürün dostudur. Peki ustad burada gıybet ediyor. Demek ki vicdansız ve münafığın gıybeti caiz. Vicdansızın ve münafın gıybeti caiz. Bir şey sorabilirim. Münafığı nasıl anlıyor Üstad? Yani münafık olduğunu nasıl anlıyor? Nasıl tespit Çünkü peygamber bana bir... Munafığın üç tane alameti var. Peygamber Aleyhisselam selam bir hadislerinde şöyle demiş. Konuştuğu zaman yalan söyler. Sözünde durmaz. Bir bak bir de emanet ihanet eder. Ustad Hazretleri bir tane de madde getiriyor. Yani başka bir hadisten. Peygamber ve vesselam bütün bütün aleyhindedir. Lütfen bu madde ile toplumda peygamberin mucizesini inkar eden dini tamir davasındaki din talipçilerine bakın vitrindeki. Bütün bütün peygamberin aleyhindedir. Yani peygamber ve vesselamın mucizesini inkar edecek kadar peygambere çaktırmadan gizli düşmanlık yapıyor. Sureti din alim. Hemen anlarsın bak. Peygamber'e ancak bir dinsiz bu kadar saldırabilir. Peygamber Aleyhisselam'ın aleyhindedir. Münafık Peygamber Aleyhisselam'ın aleyhindedir. Konuştuğu zaman yalan söyler. Sözünde durmaz. Emanet ihanet eder. Oldu mu? Gıybetini yapabiliriz açık açık. Tabi tabi. Çok tabi. Fasik-i gıybeti caizdir. Münafığın, vicdansızın gıybeti caiz ve farzdır kızım, oğlum, kardeşim bak bu adam İslam düşmanıdır. Bu adam fasıktır. Bu adam şudur demen zaten farzdır. Ticarette üç dolandırıcı <laughs> olduğu zaman işte lazım olduğu zaman dostlarını ikaz edersin. Tabi tabi söyleyeceksin ya bu, bu şeydir. Lemalar 116. İnsan insaniyet cihetiyle gayrın elemiyle mütelim olduğundan hadsiz bir eleme giriftar oluyor. Halbuki vicdan bu derece teellüme tahammül edemediğinden metin bitti. Vicdan kendi meşru vasat elemi vicdanına tahammül edebilir. Vicdan kendisindeki işlevindeki sıkıntıya tahammül edebilir. Ama gayrin elemine tahammül edemiyor. Mesela şöyle diyeyim. Siz ana baba sahibisiniz. Kendi sıkıntınıza tahammül edersiniz. Ama oğlunun, kızının sıkıntısına tahammül edilemediği gibi gayrin dostunun vicdani eleminden elem alırız. Buna tahammül edilmiyor. Kendi vicdani elemine tahammül edersin. Ama vicdansız bir haleti yaşayan oğlumun, kızımın vicdan tahammül edemiyor. Vicdanı vasatta kalma nispetinde insanlık makamında kalıyor insan. Yani beşer akliyidir. Beşer dimağa aittir. İnsan vicdana aittir. Latife-i insaniye kalptedir. Latife-i Rabbaniye vicdandadır. Vicdan berzahtır. Lemalar 122. İnce mesdevi 159. ikisi aynı. Manada... İkisi aynı mana ifade ettiği için. Çünkü mürtedin vicdanı tamamen bozulduğundan mürted. Evet. mürtet mesela münafık illa olmaz. Kafir olur. Münafıklığa da inkılap edebilir. Mürtedin vicdanı tamamen bozulduğundan hayat içtimaya zehir olur. Hayat içtimaya zehir olan bir insan düşün. Zehirliyor zehirliyor. Yani bedeniyle, sözleriyle İslam'ı zehirliyor. Bu mürtettir. Ondandır ki ilmi usulde mürtedin hak gayatı yoktur. Kafir eğer zimmi olsa veya musallaha etse hak gayatı var. Anlaşmaya gitse kafirin hak gayatı var münafık işten vicdanı yoktur diyor. Mürtedcinin vicdanı bozulmuştur diyor. Ne fark var diyebiliriz burada? Mürted İslamiyeti terk eder. İslamiyetten çıkar. Değil mi abi? Evet. <laughs> münafık zaten İslamiyete girmemiş. Mürtedin daha ilerisi. Mürtedin daha ilerisi. Buyurun. Münafık. Mesela İslam'dan çıktı Mürtet ama çıktığı halde düşmanlık ediyorsa kafir. Ama çıktığı halde İslami gözükmesi münafık. Daha çok azap verir. Kafir karşındadır. Münafık yani, içindedir. içindedir. Bana kim zarar verebilir? Yakınımdakiler verir. Ve yakınımdakiler zarar verecek bana. Uzaktakiler değil. Uzaktakiler tanım yok. Bir de okuyayım isterseniz metni. Mürtedin vicdanı tamamen bozulduğundan hayat içtimaya zehir olur. Ondandır ki ilm-i mürtedin hak hayatı yok. Mürtet. Çünkü ne hakkı hayat yok? Mürtet neyi bıraktı? Bütün güzellikleri bıraktı. Bıraktığı yerden, geçtiği yerde hiçbir güzellik olmadığı için onda hiçbir güzellik meziyeti yok. O zaman zehir zemberektir. Kafir öyle değildir. Güzellikleri vardır. Kafir Alman yalan demeyebilir. Kafir Alman malına hile yapmaz. Ama Müslüman da yalan söylüyor, hile yapıyorsa bu kafire benzemiyor işte. O sanatta, o makamda o işte mürtettir. Pert arabayı sana sağlam diye veriyorsa o ticaretin mürtedidir. Söz verdiği kiracı şey, o ama durmuyorsa onun mürtedidir. Ama genel değil. küfür, şey, günah kafir yapmaz. Ama oraya götürür. Evet, amelu, amel imandan değildir ama amelsiz de iman sağlam kalmaz. Akaidi ve imani hakikatları, usulleri, esası meleke haline getiren ancak ibadetlerdir. İşaret 72'de. Meleke haline getiren ibadet. Evet, ehl-i sünnette amel imandan değildir ama Amelsiz de iman kalmaz. Murtet tamamen vicdansız olur, izahım. Kafir tamamen vicdansız olmaz. Alman tamamen vicdansız olmaz. Kafir de ikidir. Biri mütecaviz kafir, diğeri nötr kafir. Yani nötr şu. Din varmış, Allah varmış, ahiret varmış. İman etmediği gibi düşmanlık da ya böyle bir şey fok balığı. Vodka versin Rus'a, Alman'a şarap ver. Hayır. Hayır. Buna eee fıkıhta şey ilmi kelamda a ademi kabuldür. Yani hiç benim böyle bir sorunum yok, böyle bir problemim yok. Yani din varmış, Allah varmış. Ya ademi kabul a. Bir de K. kabul adem var. O iddiadır yoktur diyor. ispat etmesi lazım. Onun için kafir ikiye ayrılır. Bir mütecaviz, bir nötr. Nötr kafirdir, mütecaviz ise münafıktır. Mütecaviz kafirin kısmen vicdanı çalışır ki, mütecaviz kafirin kısmen vicdanı çalışır ki, hak var. Mesela Alman, Rus'un hak hayatı var. Kafir. Ama mürtedin He, mütecaviz değil evet. Nötr olacak bu. <laughs> evet, nötr. Mükemmel. Kısma vicdanı çalışır ki hak hayatları var. Mütecaviz değil, nötr olacak o. Düzelteceğim onu. Evet. Mürtet ne demek? Dine girmişti. Vicdan urlanmış ve şekil almıştı. İzah ediyorum mürtedi. Mürtet olarak tüm bu yani dine girmiş, vicdanın urlanmış, bütün güzelliklerle tanışmış. Tüm bunları terk ediyor. Bütün güzellikleri terk edince bütün kötülükleri almış oluyor. Bu nurları kaybedince vicdan içsel çöker. Mürtet hayat içtimai zehir olur, oluyorsa vicdanlı insan da panzehir olur. Hayat panzehir olur. Evet, hayat içtimaya. Hayat içtimayla vicdan arasında bir bağlantı var. Mi? Var. Mürtedin niçin hayat, ha, hakkı hayatı yok? Soru sordum. Geçin arkaya 175. Mürtedin niçin hakkı hayatı yok? Çünkü kendi hayatın hayatının katili olduğu için mesela bir insan kafasına vurmaya çalışıyor silahla. Çocuk kendisini bıçaklıyor. Sen ne yapalım? Kendi hayatıdır, kendi vücududur, hürdür der misin? Alırsın değil mi elinde durdurmaya çalışırsın. Adam kendisini öldürüyor. Mesela esrar ve öreğin içenler jilet atıyor, doktora gelip dikiş atıyor. Bana öyle lan kendisi yapıyorsun. Öyle, sen sen jiletleneceksin, ben seni tamir edeceğim. Diyor mu doktor? Demiyor. Mürtedin için hayat hakkı hayat yok el cevap. <laughs> kendi hayatının katili olduğu için kendi kendisini katletmiş artık. Orada insan yok akrep ve yılan yuvasına dönüşmüş vicdanı. Kafir dönmemiş. Kafir dönmemiş. Mürte, mürtet ilk önce İslam'a girmiş olduğu aldı, vicdanı bu hale gelmişse bu beşer bu beşer toplumda ne olur sen kıyas et. Bu Hasan abi demiştiniz ya iman Allah verdiğini Almayacak. İmanı vermişse almayacak. Bu itikatten bozulanlar ama bunlar. Evet bitmiş. Evet. Gitmiş yani. Kendisi bırakmış. Allah almamış. Kafir vicdanını terk etmemiş. Kafirin imanı yoktu ki. Kafir imanı terk etmemiş. Muhtemel İslam'a tanışabilir daha. Alman, Rus tanışabilir. Yeni İslam'a müşteri olabilir. İslam'ın dışında hiçbir güzellik olmadığından, İslam'dan çıkan tüm güzelliklerinin çıkmış olduğundan artık güzele dair bir vasfı ve mezeti kalmamış olur mürtedin. Çünkü onları aldı sonra al diye terk etti mürted. Böyle bir vicdan sahibine, sahibi Eliyazu billah Mürtet ile vicdanı tefessüh edip ilan gibi zehirlemekten lezzet alır. Şimdi mesela çok rahat yalan söylüyor. Çok rahat aldatıyor. Emaneti ihanet edebiliyor. Yalan söylüyor. Sözünde durmuyor. Peygamberin aleyhindedir. Miracını inkar ediyor. Mucizelerini inkar ediyor. Çok rahat. Yani bir zındığın yapamadığını yapıyor. Tamamen bu mürtet yani. Mezhepsi, dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösterirler diyor. Nerede yazar bu? Hatırlayan? Emir mı? Mezhepsizlik. Emir mı Öyle nasıl geçiyor ve iktiyat risalesinde diyor ya e, mez, o dindeki he, o da var. O orayı o, bul da okuyalım ki benim zannetmesinler cümle. Oku izle sayfa. Ee, sa sözler 496. 496 sözler 27. söz. Evet, Diğer kısım ise gayet müthiş mağrur insanlardır ki. Mağrur olurlar bunlar. Şöyle gururlu mezhepsizliklerini müştehidin izama müsabat davası altında neşretmek istiyorlar ve dinsizliklerini sahabeye karşı müsabat davası altında icra etmek istiyorlar. Görüyor musun? Yani o kadar gururlu ki İmam Azam. O da adam ya. Burada hata yapmış ya. İmam Şafi. Allah Allah. Şuraya bak ya. Görememiş ya. Bak bir de imam mı diyeceksiniz? Ay yani böyle ustup kullanıyor ha. Mezhepsizliklerini ne olarak gösteriyor? Ha, sonra sahabelerle Hata yapmıştı. Şuraya bak diyor. E sahabeler ne, yapıyor? Niye hücum ediyormuş? Bak oku. Dinsizliklerini sahabeye karşı müsavat davası altında icra etmek istiyor. Ya dinsiz. Çünkü niye? Niye sahabenin böyle inkar eden, sahabeye hücum edenler dinsiz oluyor? Bu içimizde olan. Çünkü tesisi İslamiyet'te onlar çimento oldular. İslam sarayının taşı oldular sahabe. Çimento oldu sahabe, temel oldu sahabe tesis İslamiyet'te kimisi çerçeve oldu, kimisi taş oldu, kimisi ampul oldu, kimisi salı oldu, saray oldu. Tesis İslamiyet kuruldu bu zatlar vasıtasıyla. Bunlara hücum etmek İslam sarayını yıkmak için yapılıyor. Görüyor musunuz? Aldanmayın Allah demesine. Allahsız bu. Aldanmayın Kur'an demesine. Kur'ansız bunlar. Bunların Kur'an'ı başka 17 bin ayetli Kur'an'ları var bunların. Bu 6.666 tane ayet değil, onların uydurduğu bir Kur'an var, biliriz biz onu, biliriz biz. Herkes düşmanını bilir. Bunların o ay Kur'anları 17.000 ayettir, kendi uydurdukları ayet. Evet, iman hakikatleri de farklı bunların. Evet, iman, bunların. i̇man, yani. evet, ee, iman 7 tanedir, bir tanesi de ne yapmak? Takkiye yapmak iman esasındandır. Yani <laughs> göründüğü gibi <laughs> olduğun gibi gözükmemek ne kadar yalan dolan, aldatma, takkiye nam altında ne sahtekarlık yapabiliyorsan iman esaslarından düşün yalan, sahtekarlık olduğun gibi gözükmemek ne kadar aldatıyorsan karşıya o kadar kuvvetli imanı var diyorsa bu iman mı var? Bizi aldatan bizden değildir diyor. Ne kadar aldatıyorsan o kadar takkiye sahip oluyorsun. Ya biz de safız. Adamlar böyle yaşıyor, böyle hücum ediyor, böyle yaşıyor, şey yapıyorlar, icra ediyorlar. E sen de ifade edeceksin ki Müslüman aldanmasın. Ya aldanmasın. Eliyazu billah bunlar vicdanı tefesi edip e, niçin böyle yapıyorlar? Yılan, yılan gibi zehirlemekten lezzet alıyorlar. Yılan gibi sıfatlara sahip olur artık bunlar. Su gibi masum ve mubahları içer. Ya Kur'an okuyor, namaz kılıyor, e, su da mubarak, mübarek değil mi, masum değil mi? Yılan su içiyor, zehri dönüştürüyor, yılan gibi adam Kur'an'ı içiyor, inkar çıkartıyor. Zehir akıtır artık. M Mürtedin vicdanı bir, usta söylüyor, bozulur, çürür, kokuşur, alçaklaşır. Böyle bir vicdanın kendisine bile zarar mutlaktır. Kendi kendisine de sokar akrep gibi. Akrep gibi olurlar. Akrebi ateşi görünce akrebi koyun ortaya. Yaptılar yani Adana'da. Askerdim ben. Kendisi bir şey ama böyle daireye benzin döktüler. Akrebin yaşında. Akrep bir sağa gitti. Çemberde ateş. Sola gitti. Her tarafı dolaştı. Baktı ki etrafım ateş. Gitti tak. Kuyruğunu getirdi. Kendisine vurdu ve öldürdü. Kendi kendine. Demek ki vicdan, e, mürtedin vicdanı bozuktur, çürüktür, kokuşur, alçaktır. Kendi kendisine düşmandır. Yok ki kendisi. Lemalar 171. Abi mürtedle münafık nasıl yaşıyorlar, Nasıl devam ediyor? De. O kendi bilincinde yok ki bak mürted. Mürted nedir biliyor musun? İslam'a kafirle mürtedi söylüyor. Müslümandı. Beraber namaz kılıyorduk. Beraberdik. İslam bütün dinlerin hasiyetine, özelliklerine, güzelliklerine cami hepsi. İlkokul, lise, ilkokul, ortaokul, lise, bütün ilimlerin üniversitede kullanarak yeni ilim yapmıyor musun? La teşbih ve la temsil. Üniversite diplomasi gibi İslam. içinde Hristiyanlık, Yahudilerin güzellikleri de vardır. Adam İslam'a tanıştı. Müslüman oldu. Bütün güzellikleri aldı. İslam'ın dışında bir güzellik yok. Bütün güzellik İslam. İnne dine de Allah el İslam. alana nasıl de böyle. Bütün güzellikler. Bunun dışına çıkınca dışarıda hiçbir güzellik yoktu ki. Hemen bazı birisi duysa diyecek ki ya İslam'ın dışında güzellikleri yok. Güzellikleri planlı ve projeli gaye ve maksatlı ve sisi sinsi olmak için kullanıyorsun. Aslında o güzellik senin sıfatın değil. O mürtedin üzerinde olan güzel sıfatı kullanmak için, aldatmak için, bir yere varmak için kullanıyorlar. Kendi zatı sıfatları değil, inanmıyorlar o güzel sıfata. Sana öyle gözükmek içindir. Biliyor musunuz, Tel Aviv'de, İsrail'de İslam Fakültesi var. Kim gidebiliyor biliyor musun? Kim gidebiliyor? Tel Aviv'de İslam'ı. Yahudi olacak, özel olacak. Yani Mossad adamı yetiştiriyorlar. İlk önce İslam Üniversitesi'ne geçiriyorlar. İslam'ın bütün ilimlerini öğretiyorlar. İyi bir Müslüman ediyorlar. Sonra Yahudiliğin o münafıklığını öğretiyorlar. Onun için acayip bir usta İslamcıdırlar. Bak gördün mü? aynı bunun gibi. Senin gibi yaşarlar, daha iyi yaşarlar. Bu İslam'dan çıktı. Bunun adı mürtet mi abi? Mürtet. İslam'dan çıktı. Sana karşı direniyorsa bu adam mütecaviz kafirdir. İslam'a hiç girmemiş, İslam'la tanışmamış. Bu da kafir ama nötr kafir. Ademi kafir. Mütecaviz kafir gördün mü? İdken çıkan mütecaviz olur. Bir de mütecaviz böyle fiili tecavüz etmiyor, sana düşmanlık yapmıyor. O mürtet senin arana girmiş, seni gibi gözüküyor. Bunun adı da münafık. Evet. Yani Müslümana zarar Müslümanına yer diyorsunuz ya. Bu adam yine Müslümanın bozulmuşundan oluyor. Evet. Evet, tereyağın bozulursa zehir olur. Sana en yakını vuracak darbeyi. Ey ya seni tanıyan, senin zaaflarını bilen, güçlü ve zayıf yönlerini bilen, senin nerede açıklarını olan, muhasebecin, yakının, eşin, aşın, dostun, muhasebecin, pazarlaman, dükkanda koydukların, onlar yapacak. Ben nerede Seni tanımayan nerede bilecek senin zaaf noktalar? Yakınlarım vuracak. Bana kim vuracak? Beni iyi tanıyan, hizmetimi takip eden o vuracak. Hazreti Ali'yi kim vurdu? Dedi Allah. Hazreti Ömer'i kim vurdu? Bıçakladı. İslam görünümlü. Hamza Efendimiz'i Lemalar 198 Kafir, mürtek, münafı tanımladım. Anlattınız değil mi abi? Adam Alman, Rus. Ya ben Adem'i kabul. Ya ben böyle din din işim yok ya ben. Ne dini ya? Böyle problem yok. Fok balığı gibi yaşıyor. Yani iddialı bir dinsiz değil. Dinle işim yok. Bu kafir. İslam'a girmiş, çıkmış, düşmanlık yapıyor karşımıza. Bunun adı kafir. Mütecaviz. İslam'a girmiş, her şeyin tanınmış bir Biliyor, ona göre hücum ediyor bize. Bu kafir. Fazla da zarar veremez bize biliyorum. En tehlikelisi İslam'a girmiş, çıkmış, kafir olmuş ama benle gözüküp içime girmiş. Bunun adı da münafık. Münafık karşıda değil, içimde. Kafir karşımda. Onun için münafık kafirden eşittir der. Lemalar 198. Açık saçıklık ise Ha onu atladım. Lemalar 171. Ne mümkün zulm zulm ile bid'at ile imahi fazilet çalış vicdanı kaldır muktedirsen ademiyetten. İn, i̇nsan in, olmanın olmazsa olmazı vicdandır. İnsan olmanın olmasa olmazı vicdan. Yani vicdan olma nispetinde insanız. Lemalar 198. Açık saçıklık ise bu sadakatı kırar. Kocası nazarında emneti kaybeder, ona vicdan azabı çektirir. Kıskançlık hissi vicdanidir ki vicdan nispetinde koca azap çeker. Vicdanı olmayan münafıkta, mürtette kıskançlık yoktur. Vicdanı olmayan münafıkta, mürtette, kafirde kıskanma olmaz. Başkasının e, elinde karısını, kızını şey yapar, endişe etmez. Bu aynı aslında. Domuzun şeyi çıktı ortaya biraz şimdi Hasan abi. Ya. Domuzun haram olma ciheti demek ki direkt vicdana vuruyor. Direkt. Mesela domuz, domuz eşini kıskanmayan hayvanlar için ne o? Bir horoza bak bak, paramparça olmuş ya. Kafasını parçalamış ya, savurmak için tavuğunu. Hayvanlar için de domuz. Allah Allah. Lemalar 209. Günahlar hayat ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayat dünyeviyede dahi günahlar kalbi, kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Demek günahlar vicdanın hastalığıymış. Vicdanı hasta ediyormuş günahlar. Yani bize muaccel cehennemi yaşatıyormuş vicdan. Günahlarla vicdanı vicdanda bizi boğuyor. Lemalar 4, 410. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık ve hayasızlık ise o sadakatı ve emniyeti kırdığından erkeğe vicdan azabı çektirdiğini ve diye devam ediyor. Haya, vicdani bir his olduğundan bozulunca vicdanı azap olur. Demek hayasızlık vicdanı bozan vicdanı hastalığa dönüşür. Hayasızlık vicdanı bir sorundur. İlle tesettür değil, haya. Yani insan utanması lazım bazı şeyler. Utan. Hani Allah'tan korkmak, kuldan utanmak diyor ya. Şualar 179. Avami mümininin istinadgahları olan bir İslami esaslar 2. İslami ceylanların 3. İslami şairlerin kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdan umumiye. Bak vicdanı ne bozuyormuş? Vicdanı bozulma zeminleri 1. Vicdan nasıl bozulur? İslami esasları, İslami Ceyranlar, İslami hareketler var ya cemiyetler, cemaatler ilimler, e, hizmetler. Sonra şairler. Bunlar İslami esaslar, ilim, İslami kardeşlik, hareketlilik, şair İslami vicdanı besliyor. Bunların kırılmasıyla vicdan bozuluyor. Vicdan bozulunca da beşer insanlıktan çıkıp beşer oluyor. Dima atlıyor. Yani bir psikoloji dersi değil mi? Vicdan dersi yapıyoruz ama aslında psikoloji değil mi abiler? Buysa bu, bunun da çaresi bu. Tak 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 tak. Çok garip ya. Matematiksel şey formüller. Bu böyle oluyor, bu da böyle oluyor. Bu olduğu için bu oluyor. Psikoloji ya. Halt etmiş Freud'da Jung. Yani bak hele şuraya. Vicdan insandır. Vicdanı bozulunca beşer oluyorsun. E kim besler vicdanı? İslami esaslar, İslami ceylanlar, şairin, şairlerin kırılmasıyla. Adam cenazeye tahammül edemiyor ya. Sana ne benim cenazeme? Sen saz çaldığını ben gördüm videoda. Cenazene saz çaldın. Biz dedik mi ki vay be şuna bak ya. Ne zalim ya ölüye saygısını göstermedi falan. Yok ne yaparsa yap. Sana ne benim cenazemden? Niye? Benim hayatım seni o kadar niye etkiliyor? Ben senin hayatına dokunmuyorum ki. Fiilen sen kendini yaşıyor. Ben de kendimi yaşıyorum. Sensin ya. Ben sana dokunuyor muyum? Benim cenazemde sana ne? Kaç kişi geldi? Üç buçuk milyon nasıl oldu? Sana ne? E niye? <laughs> Ceyranlar. Niye rahatsız oldun? Ya. Benim Müslüman'ım şuurlu çok şükür. Eski Müslüman değil hamdolsun. Ya eski Müslüman değil. Eski kafir kafir de değil hayat peresi oldukları için Passat'a binip, Mercedes'e binip, ondan sonra Volvo'ya binen, Jeep'e binen adam gelip de bu hayatından taviz verip dağa çıkar, seninle maddi mücadele girer mi? Ulan niye ben Passat'a ineyim ya? Onun için hayat onları en güzel mağlup eden şey silah değil, korku değil, dövüş değil. Hayat imkanlarını bol bel ver. Ver yesin. Yesin, giysin. En kaliteli arabaya binsin. Ve ruhunu esir et. Bitti. Ya silah bu. Şimdi pasattan inecek daha çıkacak. Şey baktık ha Dante altına pasatı çekmiş. Silahını almış çıkmış da Ne pasattan inip dağa mı çıkar? Der ki ulan ben buna para kazanayım de dağdakileri peynir götürür. Böyle bir felsefe yapar. Bizzat olmaz. Çünkü hay o. Hayat palestir ya. Bir tane dünyası var. O da dünya. Niye çıkıyor? Dünyası yok ki. E ne yapacağım aşağıda zaten şehirde? Zaten açsız susun. Bari yukarıda en azından helva dava peynir var. Ama pasat var, fabrika var, hürmet var. Buyurun efendim müdür oldum. Belediyede bir sürü İBB'de makam aldım. Para da bol. Lan şimdi İBB'yi bırak da şimdi. Şuna daha çık. Ve vesaire. Hasan abi savaş açıyor ama bütün yatırımları da buraya yapıyor. Ya. Yani, gibi. Aynı. Şu anlar 252. Ya kardeşim sosyoloji mi bu ders? İçtimai mi? Siyasi mi? Acayip yani ya. Kanun. Ee, meğer maddiyonluk nedir? Maddiyonluk taunuyla. Başka ne demek anlamadım bizde. Maddiyonluk iddia. Hastalıkmış. İnsanda ne oluyor? T şey yap, ok. Marazı kalbiymiş. Vicdan hastalığıymış. Maddi unluk. Maddi yunluk var ya maddi esas almak. Salgın hastalığı gibidir. Araba değiştirmek, telefon değiştirmek, elbise değiştirmek, karı değiştirmek, eşini yani. Evini değiştirmek. Bu salgın hastalığı gibidir ha böyle. Sırayet ediyor. Onda var benden iyi olmasın. Bu ne yapar? E, marazı kalbidir. Vicdan hastalığıdır. Ee, bu aleme verdiği zarar hastalık, ee, manevi aleme vermiş olduğu zarar da maraz mı acaba? Yani aslında sebep bu hep vicdanın şeyi mi? Vicdan hastalığı kalbi maraz. Mesela kalbi maraz olunca neden oluyor biliyor musun maraz? Mesela e, kalbindeki o latife insani çöktüğü için Artık o kalbi, duygular yok. İnsani değerler yok. Vicdan da e, bozulunca, vicdan hastalığı, aklın aklı olmadığından aklın yanlışlarını, doğrularını e, tanzim etmez. Yapma, etme, deme, akla hocalık yapan yok. Mesela evde niye boşanmalar olur daha çok? Mesela eskide e, Çına, Çınar gibi e, insanlar vardı bilge insanlar babane dedeler vardı kızı gençti gelen kızı da eğitiyorlardı ondan doğan çocuğu da eğitiyorlardı ona bir şey bırakmıyorlar delikanlı damat oğullarını da eğitiyorlardı ondan çıkan çocuğu da eğitiyorlardı bir şey olduğu zaman sıkıntı kızım söz ağlam tamam dedi ama şimdi, ama şimdi öyle değil kendisi terbiye verecek terbiyesi yok terbiye almamış. Terbiye makamına geçmiş. Sen bana böyle dedin. Sen böyle dedin. Peki öt otur diyecek kim var? Dede diyorduk oğlum. Peki dede. Baba ne diyecek ki kızım? Baba ne tamam tamam. Hadi. Hadi kızım geç. Şimdi öyle mi? Evden çıksan bile arkada mesaj da. hep biliyorsunuz bu kadar ya? Allah Allah. Ay bu ya. <laughs> Ustad evli miydi? Evet. Fıtratı nasıl biliyor? Evet. Babam demişti ki 5 veya 6 yaşındaydım. Dereye götürdü. Dere gelmiş. Serpmeyi almış. Bana şunu yapma onu yapma demektense bak adam ne yapmış. Almanya'yı görmüş adam. Dedi ki sana balık tutmayı öğreteceğim. Yer. Aa. Şimdi vay be insanı avlamayı öğrendim onla. Bak insan avlama. Dedi ki durduk. Oğlum dereye geldik görüyor musun? Gördüm. Şimdi balık nasıl avlanır biliyor musun? dedi Sen balık olacaksın. Balık olacaksın. Sen olsan ne yapardın? Bunu bilirsen avlarsın. Şu anda dere dedi çamur getiriyor mu? Getiriyor dedim baba. Bak çamur. Onun için mağarada durur muydun? Çünkü mağarayı kapatır. Sen balık olsa mağarada durur musun dedi. Durma baba üstümü kapatır. Nerede olursun? Kenar. O zaman kenar, balık kenardadır. Nasıl bildin? Balık olduğun için. Peki gündüz havada de, derenin dibi gözükür mü güneşte? Gözükür baba. Ak kapalı da siyah olur. Sen gündüz çıkar mısın piyasaya? Balıksın, ötteksin. Mağarada olursun. Ne zaman yem, yem toplarsın? Kimse olmadığı zaman ama açık olacak. Sabah bir de akşam. Oğlum balıklar duyguları aklıdır. Duyguları insanın aklı aklıdır. Sen balık olmadıkça ona ne yaparsan nasıl avlarım bilemezsin. Balık olacaksın onu bileceksin. Ne isterdin sen balık olsaydın nasıl davranılması gerekiyorsa ona öyle ver ki alasın onu. Evet aynı böyle derdi. Şimdi insanı avlamak için ben o olacağım. Tamam abiler? Ben mesela bir şey anlatıyorsun değil mi Gafur birisine? Sen olmadan buradan oraya bir şey verme. Hop uçar gider. İlk önce o ol, onu adamı tanı, biraz konuş. Akmur şey mi? Ha 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 bırak hiç. Adama dur bakayım nerede? Lastikçide denk geldim. Biraz bir şey anlatayım dedim. Ya öyle mi ya siz dedi Rizeli misiniz ben de sana anlatacağım. Hadi. Baktım böyle biraz bak dedim arabanın dedim lastikçiyle konuşuyorlar. Lastikçi bizim dost Nurtan. Ya araban değişti dedi ya. Lastikçi diyor ki araba araba yapan lastiktir. Ya e, o kadar mı? Tabii ya. Dedim bak arabayı araba yapan lastik yere basan olduğu gibi İnsanı da insan yapan eylemleridir, doğru ve yanlışlarıdır. He dedi ya bu arkadaşımız da şey mi dedi? <laughs> Hop, konuş. Bir şey attım, Niyet hiç tahammül edemiyor. Hakikati duymaya tahammül edemiyor. Ama öyle dinletecekler ki. Ama vay mum gibi arayacak Hasan ama bulamayacak. Vay ne demişti? Lastik eylemdir. İns Arabayı araba yapan, yere tutturan, savurmayan, tutan en büyük sebeplerden lastiktir. İnsanı da oturtan, yere yapıştıran, eylemsel şey yapan İslami eylemlerdir. İslami düsturlardır, ölçülerdir. Namazdır, oruçtur, haramdır, zinadır, ayıptır, haktır ya. O günahtır ya bu adam. Öyle. Annem dedi ki, örnek veriyorum. Annem kanser. Abire arkadaşları gelip gidiyor. Arkadaşlar olmayan da geliyor onların bastasıyla. Dedi ki oğlum dedi. Bunlar dedi. Kimi geliyorlar? Bak şimdi. Anne sana geliyorlar. Annem de acayip bilge insanı. Eski insanlar. Oğlum. Üçte ikisi bana geliyorsa üçte biri sana geliyor. Bahane mi? Nasıl anne dedim ne alakası var? Ondan sonra dedi ki sen de onlar gencep kaçıyorsun. Bir şey demiyorsun, bir şey yapıyorsun. Ne ilgilenmiyorsun? Soru soruyor bir şey. Yapıyor. Bak dedi. Sen dedi annen hasta olsa. Tamam. Bir hocaya, doktora götürsen. O doktorun, o hocanın nasıl davranmasını isterdin annene? Anne dedim yani tabii ki iyi davran. Sen de o dedi birisinin annesidir, birisinin karısıdır, birisinin de kızıdır, çocuğudur. Yani sen de öyle davran. Keşke demeseydi. Geldi balık hikayesi gene. Evet. Yine o tarafa giriyorsun. Oraya geçiyor. Yani tamam oraya geçiyorsun. Ve Müslümanın istifadesi için kendini yırtıyorsun. Müslümanın istifadesi için bağırıyorsun. Müslümanın istifadesi için Aman istifade mi istifadesini sunayım. Aman korku ölüm korkusu hayatını zehir etmesin. Aman Allah'tan ümidini kesmesin. Aman o, olumsuz kişilerle muhatap olmasın. Aman aman diye elimden geldiği kadar hayatım 40-50 seneden beri yeisle mücadele etmişim. Yeis. Hep böyle Müslümanlarımı Müslümanları değil, Müslümanlarımı şöyle bakıyorum. Bir haletimi şapayım. Şey ama bunu belki de bazıları başka şey der. Ee, şimdi Allah'ın dinine hizmet etmek ayrıdır. Fena filla oldu mu Allah'ın dini gibiyken aslında benim dinimdir. Ben kendi dinime hizmet ediyorum. Ee, mesela bardağa sahip ol. Mesela Allah'ınızın kıymetini bilin diyor. Allah'ım, Allah'ın kıymetini demiyor. Yani Allah'ın dinine hizmet etmek ayrıdır. Allah'ımın dini dinimdir. Kendi dinimdir. Dinime hizmet ediyorum ayrıdır. Kendi Allah deme. Allah'ım de. Malı sahip çık. İhtiarım. Evet. Yani Allah'ın dinine hizmet etmek ayrı bir şeydir. Allah'ın dini dinimdir. Kendi dinimdir. Benim dinime bu ben şey yaptım bu benim dinin sahibi haşa adeta benim diye bu din sahibi Allah bana bunu verdi. Al. Bu din. Ha ben dinime sahip çıkıyor. Kendi dinim. Kendi davam. Birisine çalışmak değil, iş yeri benim. Gafur'un yanında çalışmak değil. On benim de artık dükkanım var. Ben de dükkan açtım. Ne kadar gayretli olur? Beşte kapatırken dükkanı. Şimdi kendi dükkanın olunca on birde ancak zor gidersin. Ya müdürken şoförüm vardı. Şimdi Dolmuş'a biniyorsun. Aman ha kendi arabamın benzinini yakmayayım diye şehirden köye dolmuşla gidiyorsun. Hani devletin arabası iken hem kullanabiliyordum hem makam alıyorsun. Görevin dışında hafta sonları bile kullanıyordun devletin şeyini. Ya. Kendi dinim. Bu benim dinim. Bu benim dinim. Bu din benim. Birisinin dinine çalışmıyorum. Benim dinim. Davam. Dağdan düşen yere çakılacak. Binadan düşen ne der? Allah der. Başka ne der abiler? Allaha Ekber Ne der? Hayatınıza geliyor. Mesela düştün ufuk. Şey ufuk diyorum. Ne Tansu ne o? ne 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 der? Beşinci kattan düşen adam ne bağır ne bağırır. Havada ne der? Üstükten sonra daha ses çıkmaz da düşerken yandıklar. Ne deriz? İmdat Allah dersin. Ustad Van'da düşerken devam demiş. Yere çakılıyorsun ya. Devam. Düşerken kavis yapıyor mağaraya atılıyor. Niçin Allah dememiş devam demiş. Allah deseydi nefsi olacaktı abi. Devam ümmet ruhu bu. Ümmet Birisinin dükkanına değil kendi dükkanı açmış. İslam benim davam. Rabbimin zaten davası ama benim davam. Bu İslam benim davam. Ben ben birisini çalışmıyorum. Benim bu. Hocam, büyük zatlar, demiş. Evet. Bu davam demişler ya. Fena filla. <laughs> Bak fena fil şeyh. Fena fil şeyhten neler geç? Fena fil resul. Peygamberin böyle demiş. Peygamber demiş değil. Böyle demiş. Böyle yerdi böyle. Ona dönüşüyor. Fena fiil oluyor. Sonra fena filla. Yerken Allah böyle dedi. Allah'ın böyle istedi. Ben ondan sonra gincinde fena filla. Sonra fena fiil ihvan oluyorsun. Sonra ne oluyor biliyor musun? Yani o halet bu dava benim. Ben bu dava benim. İnne dine inde ile İslam. Davam. 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 Allah demesi gerekirken düşerken devam demiş. Devam. Yani İslam. Yani ben bir yere çalışmıyorum. Bu benim. Fıtrat as diyen bu. Hilkat, fıtratım, İslam kendime hizmet ediyor. Davama. Peki bu şuurla diğer arkadaşlarını, o Müslümanların kusurlarını görmesin ki inşaatta çalışırken vazifesi olmayan bir adam Allah için sana yardım etse, taşı kaldırsa lan ne biçim adamsın lan sabahtan beri yoksun keşke gelseydin der misin? Geçiyordu. Onu tuttu kaldı. Allah razı olsun lan iki tane de taş kaldırsa. Yani eksikliğini sen sabah 7'de geldin diye onu geçerken saat 1'de 7 kaç saat neredesin der misin? Niye kusun? Çünkü vazifesi değil. Ha, davam diyen adam dava arkadaşlarının en ufak bir yardımını bile vazifesi olmadığı halde benim davama hizmet ediyor. Minnettar olur. Yani sen neredesin ya ben yapıyorum da sen yapmıyorsun da ben vermiştim sen vermemiştin de ben işte şöyle yapmıştım da sen yapmamıştın da hep ben mi yapacağım öyle bir şey değil. ben hep ben yaptım da hep sen mi yapmadın falan. yok bu adam elini uz uzatmaya mecbur değil, hizmet etmeye mecbur değil ama uzatmışsa benim bir, bir, ortadaki bir dava hizmet etmiyoruz. Davama hizmet ediyor o. bana hizmet ediyor mecbur olmadığı halde. Mecbur hisset, hissetmek itiraz getiriyor. Ortada bir dava varsa İslam'a hep beraber hadi hizmet edelim. O zaman iddialar çıkıyor. Niye ben yaptım sen yapmıyorsun? Sen ben verdim sen vermiyorsun oluyor ortada. Ama benimse, benimse o benim. O adam mecbur olmadı halde bana elini uzatıyor. Fena fillah yani. Davam. Ben dava olmuşum. Bu sefer en ufak bir şeyde tenkit etmez, rekabet etmez, ona tahakküm etmez, vicdansızlık yapmaz. Yapmaz da etmez de biter işte. Davam. Ondan sonra nüker mekirde ne olur biliyor musunuz sana hesap soran? Öyle hesap ne? Yani ben bana soru soruyorum. Muhiddin Arabi böyle demiş Yani öyle basit adam değil ki İslam'ın mücizesi. Adam devam olmuş ya Ferafil devam olmuş. Zaten beni anlamayan, beni hissetmeyen, beni fark etmeyen sif kelamın Arapçadan Türkçe'ye çevirirken yapılan o hatalardan bana niye vicdansızca saldırıyorsunuz diyor lisan haliyle. Zaten benden olmayan, bizi bilmeyen, bizim kitaplar okumasın dedi mi, demedi mi size diyor. Çünkü niye? Hem Arapçadan Türkçe'ye çevirirken aslı olmadığı gibi adam hafı korku diyecek. E ne yapalım? korku haf mıdır? Korku aklidir, haf kalbidir. Ne, ne dağlar kadar fark var. Hadi çevir bakalım. Dedim ona. Şu şöyle bir şey olabilir miydi acaba abi ya? Tabii. Ha. Mesela e, Firavun Musa'nın Rabbini diyeceğine Allah'ım iman ettim. Deme evet. diyor. Evet. Alimlerin kısmı öyle diyor. Esba perestik, Esba perestik sebep sonuç mutlaka var deyip Sani unutmaktan vicdan hastalığı oluyormuş. Bunu çok doktorlar dikkat etmesi lazım. Kerameti, mucize, ikramı anlayamaz. Mesela gafil doktor şöyle der mesela. Allah Allah nasıl gelebildiniz ya? Ne demek yok geldim. Lan bu tansiyonla bu acele gelememen lazım. Ölmen lazım. Ya ölmedi işte. E ya şu Allah Allah. Sebep putlaşmış. E olmamış işte. Yüz... 25 tansiyonla gelmiş. 22 tansiyonu var. Ölmesi lazım tıpta. Patlaması lazım. Ama yaşıyor. Ben bunu biliyorum. Ben götürdüm. Halit abi ben götürdüm. Gayet benle Akö'de sohbet ediyor. İndik. Diyor ki yanımda. Siz nasıl geldiniz? Nerede geldin? Ya 22 tansiyon. Sen ölmen lazım. E, doktor ölmedim dedi. Allah Allah. Ama gafil misin? Şey, Huzurlu bir Müslüman eder. Esbabına riayet eder. Ama ruhunu da bilir. Bilir ki ruhunu ben inşa edersen bedenine hakim olur. Bedenini tamir ederken ruhunu da tamir eder. Bedenine selim verirken aklını da ay sen hakikaten şimdi ne kadar nasıl yaşadın bilmem ne yapmadı bana. Demez ya. Müslüman ne yerde Müslümandır ya. Tıpta da öyle. Fizikte de öyle. <laughs> Siyasette de öyle ya. Öyle bir siyasi ki tamam bittik mahvolduk benzin zam geldi tamam her şey bitti her şey bitmedi her şey yeni başlıyor ya. Eğer bir şey normalın garipleşmişse normaller her şey yeni başlıyor demektir. Normaller garipleşmesi alamettir habercidir ayak sesidir değişimin. Her şey de öyle. Ne demek istediğimi anlamak isteyen anlar. Normal değişirse anormalın habercisidir demektir. O bulunanın normalı anormal olacak. Her neyse olunca görürüz. Son şeyi okuyalım. Şualar 335 kalbini ve vicdanını bugün farklıdır dersler. Bugün içtimai, sosyoloji, psikoloji her şey var ya böyle cihadı ötü, e, unutturan, yozlaştıran, cihadı çökerten o ahtapotlar var böyle. Müspet hareketmiş. etmiş. Müspet hareket ne demek? Dedim telefonda. Tanklar dedim Yunanistan'dan girdi. Tekirdağ'da. Dahilde müspet hareket Hasan kardeş dedi. Dedim ya geçen dedim dün akşam duydun mu abi dedim. Tanklar dedim Edirne gidiyor. Hakikaten mi ya dedi. Dedim ya yapma Ciddi mi diyorsun? He, he abi dedim ciddi. E ne oldu dedi? Müspet hareket olduğu için tanklara mukabele edilmemiş. Çünkü Tekirdağ'a kadar gelmiş. Vatan ya, vatan içinde müspet hareket edilir. O tanklara mücadele edilir mi Yunanistan gibi? Allah izini versin dedi ya. E tamam dedi de, tamam dediyse tamam. Abi Tekirdağ'a girmişse ne farkı var Şam'da da Rus ve Amerikan tank? Aynı vatan. İman edilen yer benim vatanımdır. Namaz kılınan yer benim vatanımdır. Ezan okunan yer benim vatanımdır. Benim vatanım Türkiye'deki. küre arz bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber, Fahri kainat hutbe veriyor. Kürey arz benim mescidim ya. Benim vatanım. Küfür, düşmanım. Ya ama küfür de lazım. Keyif duruyorum. Hakikaten. Allah ne güzel yapmış ya. Şirk kainatta yok. İnsanın kafasızın kafasında var. Elektrik akmasına, eksi kutbun oluşmasına ne güzel vesile olmuş ya. Hakikaten tövbe estağfurullah ya. Nasıl tövbe de tahayyülü küfür küfür değil. Benim Rabbim, benim Allah'ım, benim Rabbim. Ne güzel düşünmüş ya. Kafasızın kafasına şirk şeyini koymuş. Elektrik akmasına sebep olmuş. Artı kutup iman, eksi kutup küfür. Elektrik akıp ampul yanıyor. İman, küfür bir bakıyorsun insan olmuşum. La ilahe eksi kutup. illallah artık kutup. Elektrik akıyor. Donluklukla beni çıkarmış. Ya Allah hakikaten. Öyle güzel düşünmüş ki. Keyif alıyorsun ya hakikaten. Bir Allah aşkına. Yani kendisini inkar etme, kendisini reddedecek istidat potansiyel vermiş. Ya. Sonra yarattığını sanki rakibiymiş, düşmanıymış gibi şeytanla mücadele ediyor. Tövbe tövbe tövbe. Alt üst alt üst böyle sanki güreş yapmışlar boğuşuyorlar şeytan böyle. Kur'an ifadesi ya. Aslında Cenab-ı Hak kendisini inkar edecek e, etme, e, fırsatını bir, vermez. Fırsatını vermiyor da o inkar eden şahsı şahsın kendi insaniyetliğini inkar etmesine Sebep oluyor. Kendi kendisini inkar. İnkar ediyor ki Allah inkar edebiliyor. Ha, kendi kendini inkar ediyor. Evet. Yalan mesela nedir? Kar karşıya aldatmadan önce Allah Resulü demiş ki, e, Aldanan, aldatmış, aldanmıştır. Bak, aldatan, aldandığı için, nefsini aldandığı için aldatıyor. İnkar ettiği için kendini onu inkar ediyor. Kendisiyle barışık olmadığı için seninle barışık değil. Kendini sevmediği için karşıyı sevmiyor. Kendisine iman etmedi ki karşıya iman etsin. Kendisine küfür, kendisine kafir. Kafir, örten, gizleyen, istidadından dışan kalmış. Çok acayip ya. Bambaşka. Hayatın ta kendisi. Son şey okuyoruz doktor. Şualar 335. Kalbini ve vicdanını bırak yalnız dünya çalış derler. Demek ki yalnız sıf dünya çalışmak kalbini vicdanını bırakmak anlamındaymış. Her şeyi bırakmış. Adam fok balı sabah e, işe gidiyor. i̇ş. Akşam eve geliyor mutfağa. Tuvalet, yatak. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Bu dikdörtgende de hayat geçiyor bu içerisine de ölüp gömülüyor. Yani yazık değil mi? Arkadaşlar böyle bir hayat var. Mutfak tuvalete hayat diş. Bir de İslam'a hizmet etmek var. Ortada bir hakikat var hizmet. Bir de İslamiyet'e hariçte bir şey hizmet etmiyorum. Kendi fıtratıma, asliyetime, kendi dinime, kendim kendime hizmet ediyor. Bu başka bir şey işte. Bunu anlayan anlar. Bu başka bir şey. Bunu anlayanlardan eylesin. Buna şuuru olanlardan eylesin. Bununla haklanmayı nasip eylesin. Ya Rabbel Alemin kalmış ömrümüzü kullanılmış ömürlerimizden hayli eyle. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de daim kayım sayım eyle. Bize bize bırakma. Ya Rabbel Alemin biz kendimizi keşfetmek, sevmek, anlamlandırmak, muhabbet etmek manasına gelen kendi şuunatını, esma ve sıfatını tanımak, muhabbet etmek, sevmek anlamına geldiği için biz de bu konuda Ya Rabbi terakki ettir. Bizi bize bırakma Ya Rabbi alim. Vahirde ahirde vahum enilhamdülillahi Rabbil alemin. <laughs> El Fatiha